Tamam, yeteri kadar epey bir katılımcı da geldi. Hala da artıyor sayı. Biz tekrardan başlayabiliriz. Merhabalar herkese. Ben bugün aranıza Turner Türkiye Direktörü kimliğinden çok CTBH Türkiye temsilcisi olarak bulunuyorum. İsmim Mehmet Sami Kılıç. Katılan herkese teşekkürlerimi iletip bizlere ilk günden beri desteğini esirgemeyen Türk İnşaat Piyasası'na da ayrıca teşekkür etmek isterim. Öncelikle konuklarımızı tanıtmadan önce, öncelikle CTBH hakkında aşina olmayan arkadaşlarımız için kısa bir bilgi vermek isterim. CTBH, The Council on Tall Buildings and Urban Habitat, yani Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi, yüksek binaların ve gelecekteki şehirlerin planlanması, tasarımı, inşaatı ve işletilmesine odaklanan profesyoneller için dünyanın önde gelen platformlarından biridir. CTBH aynı zamanda yüksek bina yüksekliğini ölçmek için uluslararası standartları da geliştiren ve CTBH ödül programı ile küresel olarak yüksek ve kentsel bina projelerinde inovatif ve üstün başarıyı öne çıkaran, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Biz de firma olarak bunu global olarak destekleyen bir firmayız. Ayrıca Türkiye ayağında da biz Turner Türkiye olarak da bunu destekliyoruz. CTBH neler yapıyor? Kısaca ondan bahsetmek gerekirse, konsey girişimleriyle daha akıllı, daha sürdürülebilir şehirler ve küresel nüfus için daha uygun bir gelecek sağlamak amacıyla kentleri şekillendirenlere rehberlik ediyor. Yüksek binalar ve sürdürülebilir kentsel gelişim hakkında bütün tasarım disiplinlerini de kapsayacak bilgileri yayınlıyor. İnşa edilen şehirlerin veya binaların yaratılmasında görev alan profesyonellerin uluslararası etkileşimini, networkingini en üst düzeye çıkarmaya ve en son bilgileri sunmaya gayret ediyor. Yüksek bina yüksekliklerini ölçmek için uluslararası kabul görmüş kriterleri geliştirip ve dünyanın en yüksek binası gibi isimlendirmelerde hakem olarak kabul edilen bir kuruluştur. Yani yüksek binayı teşvik etmiyor. Ama yüksek binanın nasıl olması gerektiğini, kriterlerinin ne olması gerektiğini belirleyen bir kurul. CTBH bünyesinde Future Leader Komitesi'nden Turner'dan İlayda Hanım, İlayda Öner, MBY Mühendislik'ten Burak Yılmaz Bey ve Genix'ten de Mehmet Sakin Beylere de katkılarından ve yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Duyurunun yayılması için de BIM for Turkey, Urban Land Institute ve ÇEDBİK'e de ayrıca teşekkür ederiz. Bu yayınımızda kayıt altında olacaktır. Herkese bildirmek isterim. İleride YouTube'da da görmek isterseniz, izlemek isterseniz orada da olacaktır. Soru cevap konusunda da sorularınızı yazılı olarak verebilirsiniz. Son kısmımızda soruları da elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Eminim ki bizi dinleyen herkes, aramızda olacak olan duayenlerimiz ve abilerimiz bizi çok yakından tanıyordur. Ben kısaca kendilerini tanıtmasını isterim. Biliyorsunuz Sayın Sani Şener ve Sayın İzzet Gari bugün aramızda. Onların değerli birikimlerinden faydalanacağız, vizyonlarından faydalanacağız. Sani Bey ile başlayalım. Sani Bey, kendinizi tanıtmak İster misiniz? Merhabalar herkese. Çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi benim adım Sani Şener, yüksek mühendisim. TAV Havalimanları Holding ve TAV İnşaat'ın grup CEO'suyum. Tabii burada biraz inşaatçı kimliğimiz olmakla beraber TAV Havalimanları'yla ilgili de konuşmak isterim. Çünkü çok güzel bir platform. Bu platformda bundan faydalanmak gerekiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunuyum. Postgraduate çalışmalarımı Sussex Üniversitesi'nde yaptım. Ondan sonra hep inşaat sektöründe çok büyük projelerde işte saha mühendisliğinden başlayıp genel müdürlüğe kadar çıkan bir yolda çalıştım. Onun dışında tabii bu özelleştirme ile ilgili sorularımızdan birisi de o zaten. Bakacağız ileride. Yapıştır devlet projelerine, özelleştirme projelerine girerek komple bir olaya girdik. O komple olayı yani projelendirilmesi, bir projenin projelendirilmesi, dizayn edilmesi, finansmanının bulunması, ondan sonra inşaatının yapılması ve ondan sonra işletilmesiyle ilgili
olan komple bir değerler zincirini yaratmaya başladık arkadaşlarımızla birlikte. Havalimanları da çok özel bir binalar biliyorsunuz. Bu havalimanlarını yaparken Dubai'yi merkez seçtik ve orada da 5-6 tane çok yüksek bina yapma şansı oldu. Çünkü çok kıymetli mühendis arkadaşlarımız vardı. Bazen aldığımız havalimanlarının dışında bir atıl gücümüz, redundant bir gücümüz oluyordu. O gücü de kullanmak için Dubai'de yüksek binalara imza attık. Teşekkür ederim. İzzet Bey. Efendim hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlarken bu COVID döneminde, bu pandemi döneminde vefat eden tüm vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Kendilerine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm ailelerine sabırlar diliyorum. Ve halen de yoğun bakımda olan veya karantinada olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum burada. Bu kriz sırasında da canla başla çalışan, üstün bir mücadele gösteren, büyük bir performansla, özveriyle çalışan tüm sağlık ekiplerimize, gerek devlet sektörümüzde olsun, gerek özel sektörümüzde olsun, tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık memurlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'miz hem özel sektörüyle, hem kamusuyla, hem belediyeleriyle, her türlü teşkilatlarıyla bu zor sınavdan çok gerçekten büyük bir başarıyla geçti. Ben bir vatandaş olarak bundan çok büyük gurur duyuyorum. Bugün bu güzide panelde yer aldığım için çok mutluyum. İki tane çok sevdiğim dostum var. Yani Sani Bey benim için gerçekten eski bir aile dostumun ötesinde bir mentordur. Yani zaman zaman fikirlerine danıştığım, bana abilik yapan bir mentorumuzdur. Oğlum Cem'in de mentorudur, sağ olsun. Bugün Sani abiyle olmak benim için gerçekten çok gurur verici, mutlu bir olay. Ayrıca Mehmet Sami Kılıç Bey de Turner'dan benim eski dostum. Turner benim için önemli bir firma çünkü oğlum Cem orada 2 yıl staj yapmıştı. Benim çok sevdiğim Amerikalı sınıf arkadaşım Michael Bryan da oranın başkan yardımcısı oldu. Turner bizi eğiten de bir firma. Biz onların seminerlerine çok katıldık. New York'ta olsun, burada olsun. Bu Council of Tall Buildings ve Urban Habitat'a da teşekkür ediyorum. Kısaca özgeçmişimden bahsedersek ben 1961 İstanbul doğumluyum. Yeşilköy'de geçti çocukluk yıllarımız. İlk orta ve lise eğitimi ben Terakki Vakfı Şişli Terakki Lisesi'nde yaptım. 1977 yılında lisenin fen bölümünden mezun oldum. Eski basketbolcuyum. İTÜ basketbol takımında 5 senem geçti. O zamanlar İTÜ profesyonel ligdeydi. Biz tabii yaşımız genç olduğu için yıldız takımdaydık. 3 sene ben İTÜ yıldız takımının kaptanlığını yaptım o yıllarda. Üniversiteyi Michigan Üniversitesi'nde okudum. Endüstri mühendisliği benim mesleğim esas. Endüstri mühendisi olarak mezun oldum 83'te. En güzel anılarımdan biri benim üniversite 1 stajımdır aslında. Üniversite 1 stajımı ben Mastak Otosanayi sitesinde yaptım. Yani ben orada Turgut Yapıcı Usta vardı, Turgut Usta. Orada ilk defa hayatımda tulum giydim ve orada lastik değiştirme, işte buji değiştirme, karbüratör ayarı bunları öğrendim. İkinci yaz stajım, ki bu güzel bir tesadüf bugün, onu Sani abiyle paylaşmaktan gurur duyuyorum. İkinci yaz stajım, bizim Alarko diye bir joint venture'ımız vardı. İlk Atatürk Havalimanı projesini yapmıştık o zaman. Oranın ambarında envanter kontrol öğrettiler bize. Yaz stajım da oradaydı. Şimdi ne güzel bir tesadüf ki Sani abiler çok büyük bir başarıyla onun dış hatlarını hem inşaatını hem işletmesini devam ediyorlar. Bugün de onunla beraberiz burada. Üçüncü stajım da üniversite son senediydi o zamanlar. Hastane projesiydi. 7 aylık bir hastane inşaatıydı. Orada nedense bina inşaatlarına benim sevgim arttı. Özellikle bina tarzı. Benim mesela altyapı uzmanlık alanım olmadı hiçbir zaman Mehmet Bey. Daha çok konut inşaatları ve bina inşaatlarını sevdim. İşe başlarken bir şekilde o konuta olan sevgimden dolayı master'ı yaptım önce. Master'ımı inşaat mühendisliği ve inşaat yönetimi dalında yaptım. Construction Management'te. Yine Michigan Üniversitesi'nde bitirdim master'ımı 1984. Aynı üniversitenin mühendislik fakültesinde. İlk projemiz Alkent Etiler projesi oldu. O zamanlar 650 konutluk bir projeydi. 46 binadan oluşuyordu. İçerisinde çarşısı, sosyal tesisleri olan. Daha sonra bir otel projesini yaptık. Orada otel inşaatının mekanizmalarını görme imkanım oldu. Üçüncü olarak Alkent 2000 rekreasyon şehri projesini yaptık. Orası 1000 ailelik bir projeydi. Bol bol villalardan ve dairelerden oluşan 2500 dönümdeki bir rekreasyon şehriydi. 1997 yılında yaklaşık olarak Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığımızı halka açtık. O benim için mutlu bir andı çünkü o zaman ilk defa bir gayrimenkul yatırım ortaklığını Türkiye'den halka açıyorduk. O açıdan güzel bir gelişimdi. 2002-2008 yılları arasında Alarko Gayrimenkul'ün yönetim kurulu başkanıydım. Aynı yıllarda
holdingimizin yönetim kurulunda üyelik yapıyordum. 2015'ten beri holdingin yönetim kurulunda başkan olarak görevime devam ediyorum. Bizim holdingimiz 5 sinerjik sektörden oluşuyor. Bir tanesi enerjidir. Biz hem enerjide, enerji dağıtımda varız, enerji üretimde varız. Enerji dağıtımda İç Anadolu bölgesi, aşağı yukarı Türkiye'nin yüz ölçümü olarak %10'una tekabül ediyor. Konya, Meram ve o bölge. Orada biz Türkiye'nin toplam dağıtılan enerjinin %4.7'sini dağıtıyoruz. Aşağı yukarı %5'e yakınını dağıtıyoruz. Enerji üretim tarafında da bizim 1450 megawattlık kurulu santrallarımız var. Türkiye'de üretilen toplam enerjinin kombine anlamında %3'ünü üretiyoruz. Diğer bir sektörümüz gayrimenkul, demin bahsettiğim gibi. Gayrimenkul yatırım ortaklığımızda uzun süreden beri beklettiğimiz çok değerli arazilerimiz var. Orada farklı bölgelerden oluşan, değerli arazilerden oluşan bir portföyümüz var. Bir de daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz inşaatlardan toplanan kira tahsilatları var. Orada bir kira gelir operasyonu var. Diğer bir sektörümüz Alarko Carrier'dır. Carrier dünyanın en büyük soğutma şirketidir. Alarko Carrier olarak bizim onlarla birlikte burada halka açık 50-50 olarak bir şirketimiz var. Bu HVAC dediğimiz havalandırma, ısıtma, soğutma ve klima cihazlarını ürettiğimiz bir şirketimizdir. Yaklaşık %20'sine yakınını ihraç ediyoruz. Ayrıca pompa imalatlarımız ve panel radyatörü imalatlarımız var aynı şirket içerisinde. Diğer sektörümüz müteahhitliktir. Müteahhitlikte özellikle son yıllarda altyapıya ağırlık verdik. Hem Türkiye içerisinde hem Türkiye dışarısında projelerimiz var. Türkiye içerisinde ağırlıklı metro işlerimiz var. Şu anda İstanbul metroları yapıyoruz. Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey gibi. Yurt dışında da Romanya'da en son aldığımız 6 ay kadar önce Bükreş Çevre Yolu projesi var. Bir de Sani Beylerle Kazakistan'da beraberiz. Onlar havalimanı. Biz de otoyoldayız. Almaty Ring Road 64 kilometrelik orada bir otoyol inşaatımız var. Turizm şirketimiz var ayrıca sektör olarak. Turizm şirketimizde de Fethiye'deki tatil köyümüz, ikinci başlamakta olduğumuz otelimiz ve de spor tesislerimiz var. Dolayısıyla sektörlerimize baktığımız zaman hem enerji hem gayrimenkul hem taahhüt hem turizm hem de imalat olarak sayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederiz tekrardan. Tekrardan teşekkür ederiz katıldığınız için. Gerçekten de bu zor zamanlarda sizin bilgi birikiminize ihtiyacımız var diye düşündük. Biz de o anlamda beraber bir seminer yapalım dedik, bir webcast yapalım dedik. Soru cevap halinde geçecek. Önce ikinize de aynı soruyu soracağım pandemikle ilgili. Sonra da bireysel sorulara geçeceğim. En sonunda da başka bir soru varsa arkadaşlarımızdan, katılımcılarımızdan onları sizlere soracağız. Şimdi başlamak gerekirse bu zamanlarda hepimiz, çalışanlarımız, yaşadığımız toplum ve servislerimizi sağladığımız gruplar, işverenlerimiz, hepimiz bu keşfedilmemiş sularda ekonomik ve sağlık kriziyle iç içe bir süreçten geçiyoruz. Bu zor zamanları beraberce geçmeye çalışırken bildiğim en önemli husus, bu zor zamanlarda hem şirketlerin hem de sektördeki çalışanların net mesajlara, belirsizliği minimum indirmeye, herkesin birbirine hassas olmaya ve rahatlatılmaya ihtiyacının olması. Jim Collins'in Good to Great kitabında da belirttiği gibi büyük organizasyonlar sıkıntı dönemlerinde acımasız gerçeklerle yüzleşir. Bizim amacımız da hakikatin duyulduğu ve acımasız da olsa gerçeklerin söylendiği bir ortam yaratmak olmalı bence. Güven ortamı inşa etmemiz için işimize ne kadar iyi olsak da aynı zamanda bütün sorulara cevabımızın olmadığını bilmemiz bu zamanlarda çok önemli. Bilirsiniz bizi teğet geçen ama ABD'nin direkt hissettiği, Amerika'da direkt hissedilen 2008 ve 2009'da zorlu ekonomik zamanları. Ben de o zamanlar şirketimin Amerika ofisinde çalışmaktaydım. O krizdeki en büyük çıkarımlarımız bu krizlerin önüne geçmek ve kötü durumdan bile en iyi şekilden yararlanmaktı. Yani sadece bekleyip de görmek yerine direkt yüzleşip aksiyon almanın önemini ben orada görmüştüm. Keza herkes bu COVID-19 pandemisinde 1929 Great Depression'ı, Büyük Buhran'ı hatırladı açıkçası. Oradan da alınacak dersleri burada uygulayabiliriz diye herkes düşünmekte. Stratejik planlama hakkında değerli dersler çıkarılabilir mi? Herkes ona bakıyor. İçinde bulunduğumuz bu krizin şok dalgaları çok şükür azalmaya başladı. Uzun vadeli stratejik bir recovery planı full time bir iş olarak önümüzde duruyor. Bu nedenle stratejik düşünme, yeni normale uyarlanabilirlik,
dinlemek, yeni bilgilere açık olmak ve açık iletişim stratejisi olan bir yolda ilerlememiz gerekecek gibi gözüküyor. Bu yeni döngüde normalde 3 alanı göz önünde bulundurmalıyız diye düşünüyoruz biz. Bir, yeni yöntemlere uyum. 2, marketin durumu. 3, de insan kaynakları. Yani geçmişte hepimiz belli bir düzenin içine gelmiştik. İlerleme trenine olan bir ortama gelmiştik ve onu devam ettiriyorduk işlerimizde. Ama şimdi durumlar biraz daha farklı. Kendimizi yeni normlara uyarlamamız gerekecek gibi gözüküyor. Bizim sektörümüz yeniliğe diğer sektörler kadar açık değil maalesef. Ama bu kriz bu sektörü de o konuda ilerlemeye itti. Tasarım ve teknik ofis ayağını uzaktan çalıştırma şansları daha da fazla değerlendirildi ve başarılı da olundu bence. Ama tasarım kriterleri değişime girmeye, yeni standartlar oluşmaya başladı. Ama maalesef şantiye ayağı bu konuda o kadar toleranslı olamıyor, olamadı da. Orada önlemler anlamında bazı şeyleri değiştirmiş olsak da, işte bizim şantiyelerde işte 1,5 metre için çizgiler çizilmesi, ateş ölçümü, el aletlerinin minimum derecede ortak kullanımı, yemekhanelerinin ve yatakhanelerin konfigürasyonunun değiştirilmesi gibi. Ama operasyonel olarak istediğimiz yere de değiliz. Burada fiziki mesafelerden ötürü adama hesaplarında bir azalmaya gidilecek gibi bir kanı var bende. Şahsi görüşüm. Bunu gerçekleştirmenin yolu da bence yalın inşaat metodlarından geçiyor gibi gözüküyor. Yalın yaklaşım inşaat sektöründe önemli bir faktör olacak diye düşünüyorum. Yani 1000 adamayda yapılacak iş acaba 700-800 adamayda nasıl yapılabilir? Bu konulara eğilecek şantiye ayağında diye düşünüyorum. Şimdi kriz yönetimine girmek istersek, her ikiniz de çok büyük holdingler yönetiyorsunuz. Türkiye ve demin de bahsettiğiniz gibi yurt dışında da pazar paylarınız çok yüksek. Pandemi konusunda bu dönemde neler yaptınız, ekiplerinizi ve şirketinizi ne şekilde yönlendirdiniz, onu öğrenmek isteriz açıkçası. İkinize de ortak bir soru bu. Sani Bey'den başlayabiliriz. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Şimdi havacılık sektörü ki biz tamam havalimanının inşaatlarını yapıyoruz, yüksek binalarda yapıyoruz ama özellikle havacılık sektörünün içindeyiz. Şu anda da en fazla bu krizden etkilenen sektör maalesef bizim havacılık sektörü. Yani dünyada 26 bin tane uçak var. Bunun hepsi hemen hemen %95'i yerde şu anda. İnşallah yavaş yavaş uçmaya başlayacağız. Şimdi böyle olduğunda tabii ki gelir ne oluyor? Gelir sıfır. Gelirin sıfırın olduğu yerde siz de gideri de ona yakın hale getirmeye çalışmalısınız. Ama gideri nasıl getireceksiniz? Bizim sektör hizmet sektörü olduğu için %50'si zaten insan kaynakları. İnsan kaynaklarında ne yapacaksınız? Onun dışında da işte diğer giderlerimiz var. O giderleri nasıl yapacaksınız? Bir kere müthiş bir gider yönetimi ayarlamak lazım. Gelir kalmış. Çok kimse uçmuyor. Şimdi biz 1997 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın inşaatına başladık. Yap işlet devret olarak buraya aldık. Yani inanın öyle bir dönemde aldık ki yap işlet devret yani Y.I.D veya BOT, Build Operate and Transfer, Sense for What bilinmediği bir dönemde aldık. Yani biz de bilmiyorduk. YİD ne? Ne yapacaksın? İşte para bulacaksın. Ne zaman bulacaksın? 300 milyon dolar. Ne zaman? 1997. 1997'de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arıyor 300 milyon dolar IMF'den bulamıyor. Biz 300 milyon dolar bulacağız, Atatürk Havalimanı'nı yapacağız. Şimdi bir bu parayı bulmak için bir de ne yapmak lazım? Projeyi anlatmak lazım. Kimlere anlatacaksınız? Bankalara. Bankalar hep devlet genellikle dünyada genellikle de %99 oranında o dönemde ki şimdi de zaten %95'tir belki hepsini devlet işletiyor havalimanlar. Dolayısıyla fabrikalar havalimanının geliri nedir, gideri nedir bunu bilmiyor. Bunu bilmediğin bir finansal modeli nasıl yapacaksın? Yani yatırım miktarı ne kadar, gelir ne kadar, gider ne kadar bunları bilmek lazım. Şimdi böyle bir dönemde biz bu işe giriştik. Onun için zamanı yakalamanın da önemini anlatmak istiyorum. Giriştik, inşaata başladık, deprem oldu 99'da. Ve de biz tam inşaatı yaparken. Çok ciddi bir deprem oldu. Ama buna rağmen biz Atatürk Havalimanı gibi büyük bir inşaatı 22 ayda bitirmeyi becerdik. Ve açtık. 2000 yılında açtık. 2000 yılında açtık. Şimdi deprem olmuş yapımda. 2000 yılında açtık. 99'da olduğu için deprem 2000 yılında Türkiye'ye hiç kimse gelmedi diyebilirim. Yani çok korktular. Deprem, artçı depremler oluyor biliyorsunuz. Düzce depremi oldu. Şu oldu, bu oldu. Gelmiyor. Bu gelmeyince bizim yolcu sayımız düştü. Ciddi şekilde.
Şimdi yolcu sayımız düştü ama arkasından hat kalkar derken kalkıyor, havacılık artıyor sistem derken şey oldu. 11 Eylül olayları oldu. 11 Eylül olaylarında da uçak ilk defa bir terörist silah olarak kullanıldı. Direkt kulelere çarptı, ikiz kulelere çarptı. Şimdi böyle bir şeyde, sistemde hemen arkasından Afganistan Savaşı, işte Irak Savaşı başladı. SARS hastalığı geldi. SARS hastalığından sonra kuş gribi geldi. Kuş gribinden sonra 2008 Amerika'daki kriz geldi. Hani bizim teğet geçen ama bir kriz geldi. Ondan sonra biz işte Arap dünyasında da havalimanı işletiyoruz. İki tane Tunus'ta işletiyoruz. Mısır'ı yapıyorduk o sırada, Libya'yı yapıyorduk. Oralarda Arap Baharı başladı. İran'a gitmiştik, İran'dan bizi attılar. Şimdi Gürcistan'a gittik, Gürcü Savaşı başladı. Yani o kontratlar var ya, o kontratlarda force majeure'de ne varsa yazan hepsi oldu. Hepsi oldu. Peki bu krizleri biz nasıl yönettik? Şimdi iki tane olay var. Bir kere biz tav olarak 15 tane ülkede iş yapıyoruz. Ve 15 civarında da havalimanı işletiyoruz. Bunun dışında servis şirketlerimiz var bizim. Onlar da dünyada işte launch şirketi, yer hizmetleri şirketi, TAV teknoloji şirketi. Onlar da dünyada 100 tane havalimanındalar. Yani Kenya'da da varız, Salalat'ta da varız, Oman'da da varız, New York'ta da varız, Washington'da da varız, Houston'da da varız. Biri launch işletiyor, biri duty free işletiyor, biri şey işletiyor. Şimdi böyle baktığınızda 30 ülke oluyor bu. 30 ülkenin iş kanunu, 30 ülkenin ticaret kanunu, 30 ülkenin ceza kanunu, 30 ülkenin geleneği, 30 ülkenin göreneği, hepsini birlikte yönetmeniz gerekiyor. Yani risk yönetimi ve kriz yönetimine baktığınızda bunları da göz önüne almanız gerekiyor. Şimdi ben kriz yönetimine ve risk yönetimini genellikle arkadaşlarımız karıştırırlar. Yani risk yönetimi aslında bir kurallar bütünüdür. Yani kurumsallıktır. Koruyucu hekimliktir. Yani sizi hasta olmaktan korur. Kriz yönetimi ise surgery'dir, operasyon. Yani ameliyat yapacaksın. Kötü olmuştur. Siz kötünün daha kötüye gitmesini engellemeniz gerekiyor. Kötü olmuştur. Şimdi o zaman kriz yönetiminde sahada olmanız gerekiyor. Risk yönetimi dediğim gibi kurumsallıktır. Kriz yönetimi de durumsallıktır. Anında olaya el koyacak, şey yapacak. Nedir işte? Biz ona göre ne yapıyoruz şu anda? Bir pandemi krizi oldu. Ne yapıyoruz? Bütün uçaklar yerde. İlk defa değişik bir kriz. Şimdi bizim risk yönetimimizde kurallar yani kurumsallık kısmımıza baktığında salgın hastalık var. Salgın hastalıkta neler yapacağımız var. Bu yazılı ama salgın hastalık şimdi olunca ve sokağa çıkma yasağı da olunca, uçuş yasağı olunca, havalimanları kapanınca olay bambaşka bir şeye döndü. Dünyada ilk defa bu kadar değişik bir kriz oldu. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki arkadaşlar gideri kontrol altına almamız lazım. Nasıl alıyorsunuz? İşte hükümetimiz bir kısa çalışma ödeneği çıkarttı. Türkiye için konuşuyorum. Mesela Makedonya böyle durumlarda direkt maaşın %50'sini ödemeyebilirsin diyor. Gürcistan başka bir şey diyor. Tunus başka bir şey diyor. O her değişik ülkenin insentivleri var. Bir kere o insentivlerden faydalanmaya çalıştık. Şeyler için, çalışanlarımız için. İkincisi havalimanları kapalı ama kargo uçuşları var. Bir de repatriation dediğimiz hani yurt dışından vatandaş getirmeler var. Suudi Arabistan'da da var. Medine Havalimanı'nda işletiyoruz biliyorsunuz. Suudi Arabistan'da da var, Tunus'ta da var, Türkiye'de var, Gürcistan'da var. Hep buralarda repatriation uçuşlarına açık ve kargo uçuşlarına açık havalimanınız. O zaman havalimanınızı hayatta tutacaksanız çok minimum bir insan kaynağıyla minimum utilitelerini kullanarak yani enerji veya su giderlerini veya diğer giderleri kullanarak küçük kısımları açık bırakacaksınız ve böylece havalimanlarından minimum giderle havalimanlarını hem ayakta tutacaksınız hem de kapalı tutacaksınız. İkincisi idarelere başvuracaksınız. Hepimizin bildiği iş yani müteahhitlik kısmınızda olduğu için iyi bildiğimiz kısım ne yapacağız? Biz claimlere başvuracağız. Yani force majeure'ümüzde salgın hastalık birinci madde neredeyse. Bu salgın hastalıkla pandemi olduğundan dolayı claimlerimize başvuracağız. Yani idareden ne alabiliriz? Hükümetlerden ne alabiliriz? Bunlara bakacağız ve bunlara bakıyoruz. Ama şimdi salgın
bitti gibi gözüküyor inşallah. Yani Türkiye'de öyle gibi. Çok güzel yönetildi gerçekten. Demin İzzet'in de söylediği gibi. Ama dinamik de yönetildi. Yani hani çok kişi eleştirdiği gibi eleştirdiler ama aslında yok. Yani hem kapatıldı hem kapatılmadı. Yani hem tedarik zincirinin devam etmesi gerekiyor. Tedarik zinciri devam etmezse olmaz. Yani biz havalimanlarını kapattık ama aslında bir anlamda kapatmadık. %89 çalışanlarımızın eve geldi. %11'i çalıştı. Çünkü o kargo uçakları için ve yurt dışından gelen vatandaşlarımız için o çalışmaya mecburdu. Tedarik zincirini kırmamak gerekiyordu. Tedarik zincirini de kırmadan insanlar da evde oturup salgından koruyarak şimdi açılışa geldik. Şimdi bir havalimanı tesisinin kapatılması kolay, kapat diyorsun, küt diye kapattın. Açılması o kadar kolay değil. Demin sizin şantiyeler için söylediğiniz ki biz de şantiyelerimizde aynı şeyleri devam eden havalimanında şantiyelerimiz var. Yüksek bina şantiyelerimiz var. Aynı şeyleri uyguluyoruz. Havalimanlarında da uyguluyoruz. Havalimanlarında ne yapacağız şimdi? Aynı şantiyelerde olduğu için kuyrukları ve kalabalıkları iyi yönetmemiz lazım. Bu çok önemli bir hadise. Onun için yani bir çok basit bir iletişimin çok iyi olması lazım dediniz krizde. Bu çok önemli. 2, 20, 37,5 maske diyoruz. Yani 2 metre mesafe koyamıyorsan, 20 saniye elini yıkamıyorsan, 37,5 derece ateşin varsa ve maske takmayacaksan işe gelme. Şimdi bizim herkes bunu ezberledi. 2, 20, 37,5 maske. Şimdi 2, 20, 37,5 maske ile bunu her tarafta biz koyduk. Havalimanlarında yerlere sticker'lar yapıştırdık. İşte ateş ölçüyoruz. Ateş ölçmek önemli. Kimisi önemsiz diyor ama ateş %75'inde ateş çıkıyor pandemi olanların. %25'inde çıkmıyor. Ama test yapıyorsunuz, testte de %65'inde çıkıyor. %35'i tutmuyor. Yani bunun için bir istatistiki bir olay da var burada. Bu vesileyle ne yaptık? Yani bu anlatacağım şeyle şirket yöneticileri ya pandemiyi öğrendik. Yani bu bilgiye ulaşım çok kolay artık dünyada. Hepimiz pandemiyi öğrendik. Pandemiye karşı virüsle nasıl yaşayacağımızı öğrendik ve bunu nasıl çözeceğimizi öğrendik. Yani bu şekilde biz açıyoruz havalimanlarımızı. Açtık yani daha doğrusu iç hatları açtık. Türkiye'de başladı. Dış hatlarda inşallah 18'inde başlayacak. Demin konuşmadan önce İzzet onu bana sormuştu 18'i mi diye. Şöyle 16, 14, 15, 16, 17, 18 başlayacak. Ama program çok dinamik bir şekilde bu ülkeler arası eski tabirle mütekabiliyet yani reciprocity var. Karşılıklı ikili bir anlaşma yapmanız lazım. Sizi kabul edecekler mi? Siz kabul edecek misiniz onları? Yani şimdi İtalya'dan geleni biz pek kabul etmeyiz gibi. Ama evet. İşte Almanya'da bizi kabul eder mi? Onu bilmiyoruz. Yani bunları Türk Hava Yolları, Dışişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, biz de ACI, Airport Council International, işte Türk Hava Yolları, IATA bünyesinde çok sıkı takip ediyoruz. Bu uçuşlara da inşallah yakında başlatacağız. Ama bakın bizim başka ne krizlerimiz de oldu. Yani mesela Atatürk Havalimanı'nda bir terör hadisesi oldu biliyorsunuz. Yani 45 kişi hayatını kaybetti. Bunun 34'ü bizim, 11 bizim çalışanımızda, 34'ü de yolcumuz ve yolcu karşılamaya gelenlerdi. Çok acı bir olaydı. Onun dışında bir terörizme meydan okuyabilmek için havalimanını 6 saatte açtık. 6 saatte. Nasıl açtık? Bütün birimlerimizle havalimanındaydık. Bütün birimlerimizle. Olay yeri inceleme görevini bitirdiği dediği an biz bütün ekiplerimize girdik, bir yolcu akışını sağladık, bagaj akışını sağladık ve havalimanını açtık. Belçika'da terör hadisesi olmuştu bizden bir hafta önce. Onlar 12 günde açamadılar. Biz 6 saatte açtık. Yani bu önemli bir hadiseydi. Sahada olup krizi yönetmek hadiseydi. Doğru. Hani hands on diyoruz ya, yani biz böyle skin in the game, yani hiç dibine kadar girdik. Taşın altına eli koymak. Yani biz bunu evet. Bu krizde en önemli hadise liderlerin görürken işin başındakilerin bu işe sahada olması gerekiyor. Benim çok kullandığım bir laf var. Ben hani derler ya lider ormanı yönetsin. Ben derim ki ağaçların bilmediğini ormanı yönetemezsin. Bakın ağaçları yönet demiyorum. Micromanagement yap demiyorum. Ama ağaçları bil ki yönetebil, sana karar geldiğinde karar ver. Biz sahaya öyle bir girdik ki bizim yaptığımız bina zaten. Ezbere biliyoruz. Yani teknik kısmında bunu konuşacağım. İşte BIM, Building Information Modeling kullanırken en önemli hadise bizim havalimanlarında oluyor mesela.
Niye? Çünkü biz orayı işletiyoruz da. Maintenance da yapıyoruz. Baştan kuruluşundan beri orada olmanın çok büyük bir avantajı oluyor. Ona geleceğiz zaten bir sonraki evet. soruda. Ona geleceğiz ama bu 2.20-37.5 maske güzel. Akılda kalıcı bir yaptım evet, olmuş. Gayet güzel. Evet. İzzet Bey, sizle de aynı soruyu yöneltirsek bu durumlarda siz ne nasıl tepki verdiniz şirket olarak? Şimdi müsaadenizle ülkemizdeki iş insanlarının ve ülkemizdeki şirketlerin kromozomlarıyla başlayayım. Şimdi bizim Türk insanı olarak kromozomlarımızda çalışkanlık var ve vefakarlık var. Bu kromozomlarımızda ayrıca iki tane çok önemli özelliğimiz daha var. Bunlardan biri krizlere alışık olmamız. Biri de krizlere dayanıklı olmamız. Yani kromozomlarımızın böyle bir yapısı var. Hem krizlere alışık olmak hem krizlere dayanıklı olmak anlamında. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman bizim Türk insanlarımızda hem iş insanları olsun hem normal vatandaşımız olsun proaktif ve dinamiklik özelliklerimiz yüksek. Şimdi bizim şirketimize geldiğimiz zaman buradaki Türkiye'deki birçok şirketimiz hakikaten çok doğru yol izlediler burada. Yani bu da ülkesel bir olay. Nitekim sizler de yakından izlediniz. Yani yurt dışındaki kıyaslamaları yaptığınız zaman hem hastane sistemleri hem iş insanları hem şirketler açısından Türkiye çok önde bir yol aldı. Ya bu gerçekten gurur verici bir olay. Şimdi bu olay ilk Avrupa'da ve İran'da ayak sesleri gelmeye başladı. Bu olayın İran'da özellikle ayak sesleri gelirken bizim şirketimizdeki yöneticilerimiz proaktif ve dinamik davrandılar. Çok doğru yol izlediler. Şubat sonunda daha bu ayak izleri yeni gelirken fazlar halinde bu kademeleri halinde bu tedbirleri almaya başladılar. Şöyle ki birinci fazda biz Şubat sonunda şirketlerimizden o dönemde yurt dışında olan çalışanlarımız vardı ki onlar ülkeye dönme durumlarında ülkeye dönüşleriyle birlikte hemen 14 günlük karantina uyguladık. Yani bu Mart'tan önce bizde başladı. Yani Şubat sonu şeklinde başladı. Sonra ikinci faza geçtik. Yani Mart başında biz yurt içi ve yurt dışı olan tüm seyahatleri durdurduk. Hemen peşinden de yurt içi ve yurt dışındaki misafir kabullerini önce sınırladık. Mart 10 itibariyle yani 10 Mart'tı yanlış hatırlamıyorsam tamamen durdurduk. Ve o arada da hijyen paketlerimizi 10 Mart gibi herkese dağıttık. Şimdi Mart başında bu ofislerin kapatılma olasılığını düşündü arkadaşlarımız ve burada bir uzaktan çalışma için Mehmet Bey bir metodoloji gerekiyor. Yani bunun metodoloji için gereken hem hardware hem de software yapısı açısından bir bu altyapının direkt eğitimi hızlı yapılmıştı daha önceden. Ancak bunun direkt bu acil panik durumda intibakı gerekiyordu. Bunu hızlı yaptı arkadaşlarımız. Bu 1,5-2 günlük bir operasyondu. Ve biz Mart ortasından itibaren metodolojiyi %100 kaptı arkadaşlarımız. Uzaktan çalışma metodolojisini full devreye soktuk. Şimdi bizim holdingimizde bahsettiğimiz gibi farklı sektörlerimiz var. Yani taahhüt tarafına baktığımızda mesela şantiyelerimizde İstanbul'umuzda biz önemli bir metro projesi yapıyoruz. Bu Kabataş Mecidiyeköy Mahmut Bey projemiz. 16'ya yakın istasyonlu bir mesafeli bir projedir. Orada mesela pandemi öncesinde bizim aşağı yukarı 1450 çalışanımız vardı. Pandemi sırasında biz 750 çalışana indik. Yani şantiyelerimizi kapatmadık. Bayram öncesi de ben bizzat pandemi sırasında şantiyelerimizi ziyaret ettim. Gelişmeleri izledim arkadaşlarımızdan. Ve Türkiye'deki birçok müteahhit arkadaşımız da %50 tempoyla, %60 tempoyla çalıştılar. Yani ben gerçekten burada buna bir milli takım gibi bakıyorum. Yani sadece bizim şirketimiz olarak değil, yani bütün bu şirketlerdeki çalışan tüm teknik kadrolara, ustalara, işçi kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum. Yani kolay bir mücadele değil o dönemde bu şekilde çalışabilmek diye söylüyorum. Biz burada beyaz yakalarda vardiya sistemine geçtik. Mavi yakalarda dediğim gibi %50 kadar kadroları daralttık. Burada bütün hijyen tedbirlerini aldık. Sosyal mesafe ile ilgili bütün yerleştirme tedbirlerini aldık. Burada şükürler olsun yani bir yoğun bakım, yani bizim şirketlerimiz içerisinde konuşuyorum. 4-5 vakamız oldu pozitif, ancak bir yoğun bakım veya solunum cihazı ihtiyacı gibi bir hastalık durumu olmadı şükürler olsun. Pozitif çıkan 3-4 vakada da karantina sürelerini geçirdiler ve iyileştiler kardeşlerimiz. Yani o açıdan da şanslıyız, şükürler olsun diyorum. Enerji tarafına baktığımız zaman enerji şirketimizde şöyle bir olay yaşadık Türkiye'de. Tabii Ocak-Şubat aylarında enerji tüketimi çok okey gidiyordu. Bir problem yoktu. Zaten enerji fiyatlarına da baktığınızda Ocak-Şubat döneminde kilowatt saat başına 5 sent civarıydı enerji fiyatları. Fakat pandemiyle birlikte bu direkt 3 sente düştü. Hatta biraz daha altına düştü kilowatt saat başına. Enerji fiyatında ciddi bir düşüş oldu. Bu da enerji tüketiminin şok bir düşüş yaşamasından dolayı. Tabii böyle bir dönemde bizim bunu kullanmamız lazım. Niçin kullandık? Bunu biz bakım onarım faaliyetleri için kullandık. Direkt
bakın onların faaliyetlerini birkaç ay öne çektik ve bunu bir fırsat olarak kullandık. Yani bir şekilde bunu maintenance operation olarak direkt hallettik. Bazı parçaların getiriminde biraz gecikme olduysa da Hindistan'dan geliyor falan bazı parçalar. Onları da arkadaşlarımız sağ olsunlar getirdiler ve bakım onarımını santrallerimizi tamamladık. Ve imalat tarafına baktığımızda carrier tarafında yine mavi yakalı çalışanlarımızda bir şekilde bir %50'ye kadar bir iniş oldu. Ama imalatımız %50 tempoyla devam etti bu kritik dönemde, Nisan döneminde. Burada ayrıca da carrier şirketimiz aynen şu anda yaptığımız gibi webinarlar yoluyla kamuoyuna bu klima sistemlerinin kullanımları ve özellikleri hakkında bilgilendirme seminerleri verdiler. Gayrimenkul tarafında bir problem yaşandı ayrıca. Mesela gayrimenkul tarafına baktığımızda kiracılarımız bir cash flow sıkıntısı yaşadılar doğal olarak. Biz de firma olarak onları desteklemek zorundaydık. Dolayısıyla biz de bu zor durumda onların nakit akışlarını, kira tahsilatlarını ileri tarihlere ötelemek durumunda kaldık. Yani kiracılarımıza destek verdik nakit akışlarını rahatlatmaları açısından. Ayrıca şirket olarak hem merkez hem bütün kardeş şirketlerimiz olarak Nisan-Mayıs aylarında biz online eğitimlerimizi çok yoğunlaştırdık. Yani bu periyodu fırsat verip burada online'a ciddi ağırlık verdik. Bir de daha alt seviyelerde de yönetim olarak uzaktan çalışma elektronik ortam toplantılarını push ettik. Onlara ağırlık verdik. Bu kriz döneminde şükürler olsun. Mehmet Bey, yani biz koronadan dolayı hiç kimseyi işten çıkarmadık. Yani böyle bir şey olmadı. Ve hiçbir çalışanımızda standart gelirinde, standart ücretinde bir kayba uğramadı, şükürler olsun. Genelde biz 1 Haziran'dan itibaren, bu 3 gün önce pazartesinden itibaren kademeli şekilde çalışmaya başladık. Yani belli kısımlarımız vardı ya, belli kısımlarımız full time şeklinde. Ama tabii bütün hijyen tedbirlerine uymak zorunda kalıyoruz. Turizm tarafına baktığımız zaman, turizmde Fethiye Tatil Köyümüz şükürler olsun 12 Haziran'da açılıyor. 12 Haziran için %40 doluluk oranında bir rezervasyon aldı şu ana kadar. 12 Haziran'da bütün bu hem hijyen tedbirlerini alarak hem de sosyal mesafelerle uygun layoutlarını yerleşimleri tamamlayarak açıyorlar. Tahmin ediyorum Temmuz'da da %55-60 civarına gelecekler. Evet, yani turizm buradan dünya bazında tabii bir zor dönemden geçti, bir yara aldı ama bir şekilde bir miktar kayıpla da olsa devam edeceğiz. Hani bu biraz şuna benziyor. Demin Sani abi de çok güzel ifade etti. Yani biraz şuna benziyor. Hani bir bardak düşünelim. İşte içerisinde bir miktar suyumuz var. Şükrediyoruz. İçinde su var. Bardağın içinde hiç su yok. Şükrediyoruz. Elimizde bardak var. Bardağımız yok. Şükrediyoruz. İki elimiz var. Ben o çeşmeden iki elimin suyumu içebiliyorum. Dolayısıyla şartlar ne olursa onlara adapte olmamız gerekiyor. Tabii bu olay şimdi Çin'den çıktı ve ben olaya pozitif bakıyorum. Yani ben pozitif bakan bir insanım. Kromozomlarım böyle biraz. Dolayısıyla yani bunu Türkiye hızlı atlatıyor, atlattı gibi bakıyorum. Pozitif düşündüğüm için ikinci bir dalgayı da beklemiyorum. Hani belki yıllar sonra bir şey olabilir ama pozitif gidelim diyorum. Ve burada da bir Çin atasözü var. Bu pandemi bize bu Çin atasözünü hatırlattı. 55 günlük sürede. Yani iki cümle peş peşe aslında. Bir tanesi bunların derler ki erimekte olan bir buz kadar rahat olacaksın. Aynı anda da soğuk bir kış günü soğuk bir nehrin soğuk sularına giren bir insan gibi de diri olacaksın. Aslında her ne kadar burada bir sanki tezat varmış gibi görünüyorsa da aslında bir sinerji var. Çünkü bir yandan soğukkanlı olmamız gerekiyor. Yani evet bir pandemi var ama panik yapmamak gerekiyor ki gerçekten burada devlet yetkililerimize çok doğru bir yol izlediler. Özel sektörde de bunu yaşadık. Özel sektörde doğru bir yol izledik bu konuda. Yani hem panik olmadı, hem soğukkanlı davrandık, hem de alert durduk, diri durduk. Dolayısıyla ben olaya pozitif bakıyorum. Çabuk çıkıyoruz bu işin içinden ve çıktık diye bakıyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tabii aslında turizm sektörü demin de ikinizin de bahsettiği gibi yani epey etkilendi. Ama öncekilerden farklı olarak diğer alternatifler de etkilendi. Yani hani terör konusu olduğu zaman başka ülkelere alternatif olarak gidebiliyorlardı. Ama şu anda herkes aynı durumda. Herkes sanki bir level olduğu gibi oldu. Turizm sektöründe biraz o farkı var gibi gözüküyor. Açıkçası tabii adam çıkarmamak, çalışan çıkarmamak da büyük başarı bu zamanda. Onun altını çizmeniz de güzel oldu İzzet Bey. Diğer sorularımız tek tek olacak. Okuldaşım olan, o da terakkili olduğu için İzzet Bey'den başlayayım. İzzet Bey, pandemi sonucu inşaat, gayrimenkul ve özellikle konut inşaatlarındaki tasarım ihtiyaçları
nasıl değişti? Açıkçası hani urban veya suburban, yani şehir dışı hayat veya şehirdeki o hani kalabalık hayat tarzı da, ekonomik değişimler de göz önünde bulundurularak bu soruyu soruyorum. Ayrıca ekleme olarak da bir soru da, Türkiye'deki şirketler ne kadar rekabetçi, yeniliğe açık mı? Yani dijital dönüşüm adına siz holding olarak neler yapıyorsunuz? Biraz değindiniz açıkçası online eğitimlerle, ama başka örnekleriniz de varsa onları dinlemek isteriz. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Şimdi gayrimenkulle başlayayım sorunuza müsaadenle. Şimdi gayrimenkul geliştirme firma olarak baktığımız zaman gerek piyasa araştırmaları açısından, gerekse dizayn koordinasyon açısından biz her zaman takımın içerisinde, yani hem danışman kadro olarak hem de bu dizayn çaret dediğimiz çaret toplantılarında hani şehir plancıları, mimarlarımız, mühendislerimiz derken her disiplin, yani çevre olsun, inşaat, makina, elektrik, zayıf akım, kuvvetli akım, jeofizikçilerimiz, jeologlarımız, bunun dışarısında çevre uzmanlarımız, peyzaj uzmanlarımız, İç dekorasyon uzmanlarımız, dekoratörlerimiz vesaire, bunların hepsi takımın bir parçasıydı. Bunun içerisinde psikolog ve sosyologlarımız da var. Çok az bir miktar sağlık boyutu da vardı, ama şimdi baktığınız zaman bu pandemi öncesiyle pandemi sonrasına baktığınızda dizayn koordinasyonda psikoloji boyutu, sosyoloji boyutu ve tıp faktörleri boyutu, sağlık boyutu çok önem kazandı. Yani buna yine önem veriyorduk biz, yanlış anlaşılmasın. Pandemi öncesinde de önem veriyorduk. Ancak gerçekten bu optimizasyonu yaparken, yani bir dizayn koordinasyonu bugün finalize ederken peki bunu BİM üzerinde ediyoruz ve büyük bir koordinasyon içerisinde ediyoruz. Bunun psikolojik boyutu, sosyolojik boyutu ve tıp faktörleri, sağlık boyutu için bizim psikologları, sosyologları ve sağlık uzmanlarını, doktorları devreye kuvvetli bir şekilde sokmamız gereken bir dizayn koordinasyon algoritması gerekiyor önümüzdeki projelerde. Şimdi genel talebe baktığınız zaman, çünkü taleple devam ederek soruya cevap vermeye çalışacağım. Şimdi geleneksel ofis talebinde hepinizin bildiği gibi bir miktar yavaşlama olacak. Ama burada bir paniğe de gerek yok. Yani panik yapmaya gerek yok. Bu şu bir sonuç olarak bir pandemi yaşandı. Burada bir geleneksel ofiste talep azalması doğal. Ama bu bence çok uzun süreli olacağını zannetmiyorum. Çünkü arada hibrit ofis türü dediğimiz, yani mesela ortak servisleri paylaşan ofis trendleri yine öne çıkacak. Onu takviye edecek bir şekilde. Özellikle az katlı, yüksek olmayan business park tarzında, Kaliforniya'da sık sık gördüğümüz, bazı Avrupa ülkelerinde de gördüğümüz, tabiatta doğayla iç içe olan ofis projelerine doğru bir yönlenme olacak. Burada bu pandemi bize şunu hatırlattı tekrar ki, bu fokus gruplarımızda, fokus çalışmalarımızda daha önce çıkan bir konuydu. Peyzajın, bitki örtüsünün, yeşil alanların, yani gerek hardscape olarak, gerek softscape olarak, yani content landscaping'in ne kadar çok önemli olduğunu bize hatırlattı. Buna önem vermiyor muyduk? Tabii ki veriyorduk. Ancak bu pandemi sırasında bizim daha önceki focus group çalışmalarında yaptığımız palmiyeyi çok seviyorum, hurmayı çok seviyorum, water is magic, yeşil alanlar, yeşil patikalar, bütün bu faktörlerin ne kadar çok sevildiğini, yani o zaman %70'te bu faktörler, şu anda belki %95'e geldi. Dolayısıyla focus gruplardaki birçok algoritma kısmen de olsa değeri yükseldi bunlara, focus grupların içerisinde. Diğer bir önemli talep şu anda lojistik sektörüyle ilgili. Şimdi sizler de çok iyi biliyorsunuz ki pandemiden önce de dağıtım sektörü, gerek e-ticaret dışı olsun, gerek e-ticaret olsun, aktifti. Ancak pandemiden sonra bunun e-ticaret kısmı da çok kuvvetlendi. Yani bu pandemiden önce vardı, ancak pandemiden sonra da bu çok kuvvetlendi. Bu konuda e-ticarete dayalı yeni nesil depolara doğru kuvvetli bir talep olacak. Yani biz bunu öngörüyoruz. Özellikle bu pandemiden sonra buradan kastettiğimiz 10.000-15.000 metrekare taban alanlı, betonarme tabanlı, fakat aş 16 metre olan tek katlı, yüksek aşlı bunlar yeni nesil depolar. Buralarda özellikle e-ticaret ağırlıklı lojistiğe yönelik depolar ve burada yüksek forkliftlerin çalıştığı, ancak ilerideki bu 3-4 sene sonra bekliyoruz bunu, bu semi robot dediğimiz böyle yarım kollu semi robotların da devreye gireceği depo inşaatları. AVM taraflarına baktığımız zaman sosyalizasyon her zaman bir ihtiyaç. AVM'de yine kısa vadede bir azalma olabilir, ama burada da panik yapmaya gerek yok. Çünkü insanların sosyalizasyon ihtiyaçlarından ötürü AVM kullananları orta vadede tekrar eski doluluk seviyelerine yaklaşacak diye inanıyoruz. Burada Sani Bey güzel bahsetti öncesinde sohbet ederken, bu air conditioning'in öneminden bahsetti, havalandırma sistemlerinden. Burada gerek ofislerde, gerekse biraz sonra konut konusuna geleceğim çünkü konut konusu önemli. Gerek ofislerde, gerekse AVM'lerdeki klima sistemlerindeki taze havanın maksimize edilmesi olayı çok önemli.
Demin Sani Bey'le de sohbet ederken bu normal filtre sistemlerinden bahsediyorduk, HEPA filtrelerinden. Bugün ameliyathanelerimizde ve hastanelerimizde bu High Efficiency Particulate Air Filter dediğimiz HEPA filtreleri kullanılıyor klima sistemlerinin içerisinde. Bunlar nispeten daha pahalı filtreler. Bir de bunlara paralel olarak sistemin içerisinde dışarıdan görünmeyen yine ultraviyole C lambaları kullanıyorlar. Şimdi bu algoritmanın bir şekilde AVM'lerde ve ofis binalarında da kullanılması gerekecek diye düşünüyor uzmanlar. Yani bir şekilde bu HEPA filtrelerin büyük ofis binalarında da, klima sistemlerinin içerisinde veya büyük AVM'lerde, büyük ortamlarda kullanılmasında fayda görülüyor antivirüs açısından. Aynı şekilde ultraviyole C lambalarında. Şimdi burada tabii bir Ar-Ge optimizasyon olayı var. Şöyle ki gerek AVM'lerde gerek büyük binalarda normalde havalandırma uzmanlarıyla görüştüğünüzde yani bugün hani %40, %50'ye kadar genelde bir temiz hava kullanımı çoğu sistemlerde mevcut. Fakat bu aslında istenirse %100'e artırılabilir. Fakat burada şöyle bir Ar-Ge optimizasyonu problemi var. Şimdi siz temiz havayı %100 aldığınız zaman dışarıdan bu temiz havayı mesela yaz konuşuyorsak yazın 1 derece daha fazla soğutmanızın maliyeti enerji sarfiyatı açısından, maliyet açısından %7 bir maliyet artışı getiriyor. Şimdi bu 1 derece havayı soğutmak için %7 maliyete katlanmak optimizasyon açısından bir denge gerektiriyor. Burada bunu sıfırlayamıyorsunuz. Yani bu %7'yi ancak bir miktar indirebiliyorsunuz. Onu da bu heat recovery system dediğim yani ısı geri kazanım sistemleriyle bir şekilde bunu indirebiliyorsunuz. Dolayısıyla Ar-Ge departmanları bu konunun üzerine çalışacaklar ciddi olarak. Şimdi konut sektörüne geldiğimiz zaman çünkü komple talebi ilerlerken konutu şimdi getiriyorum zamanlama olarak. Bu da genelde bizim akıllı rekreasyon mahalleleri veya akıllı rekreasyon siteleri veya akıllı rekreasyon uyur kentleri. Yani çünkü arazilerin boyuna göre bu değişebilir. Fakat buraya doğru bir momentumun izleneceğini öngörüyoruz. Yani konut sektöründe suburban tarafı, suburban algoritmasını konuştuğumuz zaman yani şehre yakın bölgelerde bol yeşil alanların olduğu, emsalin nispeten düşük olduğu yani 0.60-0.70 gibi emsallerin daha makul olduğuna inanıyoruz. Az katlı, 6 katlı, 7 katlı, belki 8 katlı fakat peyzajı çok kuvvetli olan yani akıllı uydu kent projelerin bir şekilde talebinin artacağına inanıyoruz. Burada tabii ev dizaynlarında evden çalışma imkanı olacak şekilde yani uzaktan çalışma amaçlı bir buna ofis odası da diyebiliriz, uzaktan çalışma, remote working area odası da diyebiliriz ama evlerin içinde mesela 3+1 konuşuyorsak aslında 3.5+1 dizayn edip o buçuk 8-10 metrekarelik bir odayı da bu amaçla ayrılacak dairelerde talep göreceğini anlıyoruz. Bir de normalde sosyal tesislerin, spor tesislerin dışında bunların içine imbed edilmiş, bunların içine bir şekilde akuple edilmiş business ofislerin gündeme geleceğini anlıyoruz. Yani bir şekilde çünkü oradaki hani bazı mitinglerin düzenlenmesi bunlar hibrit tarzda dizayn edilebilir. Yani bazı mitinglerin düzenlenmesi iş ihtiyaçlarının giderilmesi açısından bu mahallelerde veya sitelerde veya uydu kentlerde bir şekilde business ofislerin de sosyal sistemin içerisine entegre edilmesine inanıyoruz. Burada diğer bir önemli konu asansörler Mehmet Bey. Yani asansör konusunda yani hem konut binalarını hem ofis binalarını siz Turner olarak bu işe çok yakınsınız. Onu izliyorum. Yani bu konularda çok hassas düşünüyorsunuz. Ben kendim mimar arkadaşlarımla konuştum. Geçen hafta Kaliforniya'daki mimar arkadaşlarımla konuştum. Yani nereye gidiyor sektör, neler olabilir gibi. Eski dostlarımız bunlar. Burada 4 faktörden bahsettiler. Bir tanesi hani asansörlerin genel kapasitelerin arttırılması. Yani en boy yükseklik anlamında, bir de yük anlamında. İkincisi bina başına düşen asansörlerin sayılarının arttırılması. Yani burada biraz hani over capacity gitmeyi daha tedbirli buluyorlar. Yani bir şekilde çünkü insanlar böyle bir pandemi olayından sonra hani 4 kişi 5 kişi bir asansöre girmeye çekindikleri için yani asansörlerde bir şekilde bir ekstra asansör şeklinde bir gidişata gidebilir piyasa. Bu bir artı değer olabilir bir tedbir anlamında. Diğer iki faktör de bir tanesi demin bahsettiğim gibi asansörlerdeki air conditioning sistemlerinin ve filtrasyon sistemlerinin bir şekilde antivirüs açıdan tekrar bir şekilde dizayn edilmeleri. Bir de asansörlerin mümkünse ses komutuyla çalışan akıllı asansör halinde yani ses komutuyla direkt sesle çalışan asansörler olmaları şeklinde gidebilir. Yine air conditioner'a geri döndüğümüzde bu dairelerde bir şekilde her kata yerleştirilmiş bu tam havalı sistemler dediğimiz yani AHU, Air Handling Unit'ler sistemiyle gitmek ki temiz hava yine %100 istendiği takdirde devreye sokulabilsin ve şarj edilebilsin. Yine bunlar bir takım özel filtrelerle HEPA olabilir, benzer filtre olabilir, takviye edilebilir. Bir de sayaç sistemlerinde hepsinin uzaktan kumandalı sayaçlara geçti. Yani hem su hem doğal gaz hem elektrikte bir şekilde yani uzaktan okumalı sayaçlara
getirecek bir sistemin olması. Diğer bir önemli konu, konut sektörüyle tekrar trafik mühendisliği konusunda. Bu çok önemli. Buna da siz törner olarak çok önem veriyorsunuz. Onu biliyorum ben sınıf arkadaşım Mike'dan. Bu trafik engineering konusunda şöyle bir trend başlayacak. Bu önemli bir trend. Burada delivery compatible projeler dediğimiz, yani user friendly olması. Yani delivery derken her türlü gıda dağıtımı olabilir, evlere efendime söyleyeyim ilaç dağıtımı olabilir, herhangi biridir. Her türlü delivery. Yani bugün her türlü eve getirdiğimiz dağıtım delivery. Dolayısıyla bunların bazen bunu Amerikalılar delivery system friendly projeler diyorlar. Bazen delivery compatible. Ama bu konu çok önemli hale gelecek diyor. Özellikle Kaliforniyalı mimarlar bu konuyu nedense çok önemsiyorlar. Burada da suburban projelere geldiğimizde yani sürücüsüz dağıtım araçlarıyla bu konunun gelişeceğini söylüyorlar. Yani pandemi öncesi aslında bu vardı. Yani şu anda gerek Michigan Üniversitesi'nde, gerek Stanford'da, gerek bazı Kaliforniya Üniversitesi'nde bu konu çok yakın çalışılıyor biliyorsunuz. Yani bu autonomous delivery vehicles dediğimiz, yani sürücüsüz dağıtım araçları konusu gündemdeydi zaten. Pandemi öncesinde de gündemdeydi. Ancak pandemi sonrasında bu önem kazanacak. Yani özellikle suburban komünitelerde bu trafik mühendisliğini akupte ettirip bu araçların da bina bazında, mahal bazında delivery yapmaları konusu gündeme gelecek. Urban projelerde bu nasıl olur dediğimiz zaman şu anda biraz soru işareti. Dronlardan bahsediyor bu konuda. Burada şöyle bir soru işareti. Kapasite açısından dronların kapasiteleri biraz daha düşük. Hani belki bir pizzayı drone getirebiliyor ama biraz yük olayı arttığında problem olabilir. Ama dronlarda da şu olabilir. Ama burada şu anda bazı emniyet ve güvenlik açısından hukuki soru işaretleri var. Bunların çözülmesi de 3-4 sene sürebilir. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bu drone ürünleri teslim ederken rooftop'a edebilir. Yani binanın çatısına edebilir. Orada seksiyonlar yapılır. Bu mimarların önerdiği bir opsiyon. Diğer bir opsiyon evin belli bir duvar hizasından belli platformlarla, pencereden belli platformların yapılması. O platformlara drone'ların teslim etmesi şeklinde. Ama bu biraz uzun vadeli bir olay. Yani drone olayı dediğim gibi hukuki durumundan dolayı biraz daha uzun vadeli bir olay. Evet. Dijital transformasyondan bahsetmiştiniz o konuda. Biz burada kendimiz gerek taahhüt grubumuzda, gerek diğer gruplarımızda BIM kullanıyoruz. Yani taahhüt grubumuzda esas BIM kullanıyoruz. BIM'i biz 4 yıldır kullanıyoruz. Sizlerden de destek almıştık zamanında. Bunun 7 modülünün ilk 5 modülünü zaten kullanıyoruz. 6. ve 7. modüllerini şimdi kullanıyoruz. Yani tüm 3 boyutlu modülleri, architecture modüllerini, cost modülünü, zaman modülünü, işletme modülünü, bakım onarım modülünü, bütün modüllere giriyoruz. BIM'i çok seviyoruz ve bu BIM'in multi-user platformundan dolayı özellikle pandemi döneminde çok faydasını gördük. Yani bu pandemi döneminde BIM'in multi-user platformundan dolayı herkesin bunu aynı anda kullanabilmesi, access edilmesi çok önemliydi. Daha öncesinde daha çok design clash elimination'da, yani yine multi-user platformda bu süper pozisyonlarda herhangi bir design clash olduğunda, diyelim ki projede 30 tane varsa veya 40 tane varsa bu design clash'leri sırasına koyup takmıyorsa bu design clash'lerin eliminasyonu çok önemliydi. Dijital transformasyon sürecinde bizim bir de pilot bir şirketimiz enerji şirketimiz. Yani enerji dağıtım ve enerji perakende şirketimizde bunun bizim pilot şirketi olarak tayin ettik. Ve burada gerek veri analitiği açısından olsun, gerekse AI dediğimiz yani artificial intelligence veya yapay zeka konusundaki kullanacağımız robotik software olsun, verimliliğin artması adına bunların bize çok faydalı olacağını görüyoruz. Şu anda hangi software'lerin, hangi yapay zeka kullanan software'lerin sisteme akupte edileceğiyle ilgili arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Güzel. O rekabet konusuna değinmiştiniz. O konuya ben şöyle bakıyorum ki Sani abiyle biz bunu zaman zaman sohbet ederiz. Kendisi de böyle düşünüyor zaten onu biliyorum. Yani biz olayı bir milli takım olarak bakıyoruz. Yani tabii ki bir rekabet var ama günün sonunda biz hepimiz kardeşiz ve Türkiye'yi temsil ediyoruz. Yani buna bir Türkiye milli takım olarak bakıyorum. Bütün birincilik inşaat firmalarına vesaire. Şimdi mesela ENR'ın listingi var. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Engineering News Record'ın her sene 250 firma çıkıyor bu listede. Ve son 3-4 senenin ortalamasına bakarsanız yıllık rakamlar 45, 46, 44 gibi. Yani ortalamada Türkiye'den 45 firma çıkıyor. Dünya uluslararası 250 firmanın içerisinde ENR'da. İnşaat firması olarak. Evet doğru. İnşaat firması olarak. Dolayısıyla o ya bizim zaten Türk müteahhitlerimizin toplam aşağı yukarı bugüne kadar yaptıkları toplam projelerin toplamı 375 milyar dolarlara yaklaşmış durumda. Yani kümülatif. Doğru. Ve ENR tablosundan baktığımızda Mehmet Bey biz dünya ikincisi. Yani Çin birinci geliyor. Biz ikinci geliyoruz. Amerika üçüncü geliyordu. Yani son baktığımız rakamlarda.
Dolayısıyla yani milli takım olarak olaya baktığımızda zaten Türkiye'deki mesela Sani Beyler dediğimi çok uzun yıllardır kullanıyor. Türkiye'de en iyi BİM'i bilen firmalardan biri Sani Beyler firması. Keza diğer birincilik müteahhitler de böyle. Yani Türkiye BİM'i iyi kullanıyor. Burada bizleri şu anda izleyen arkadaşlarımız, BİM konusunda çok uzman arkadaşlarımız var ki görüyoruz Türkiye'de. Yani Türkiye bu konuda çok gelişti. Ve bir şekilde Türk firmalarının yabancı firmalarla yapmış olduğu joint venture'larda her zaman bizleri birer adım ileri götürdü. Rekabet konusunda da diyeceklerim bunlar olacak. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederiz. Tabii ihtiyacın karşılanması ofis bölümünde ihtiyaç azalacağı için yani çalışan sayısı azalacağı için mevcut bina stoklarından da kullanılabilir diye düşünüyorum. Sonuçta onları da bir dönüşüme tabi tutabiliriz diye düşünüyorum. Soruları alacağız Sani Bey'e sorumdan sonra. Soruları cevaplayacağız. Sani Bey'e de bir sorum olacak. Son bir soru. Ondan sonra sorularınızı iletmeye devam edebilirsiniz katılımcılarımız. Size onu mesaj olarak söyleyeyim dedim. Sani Bey, bu pandemik sonucu inşaat ve tasarımdaki değişim ve yeni standartlar, teknolojinin artması konusu var. Ayrıca neden havalimanında özelleştirilmelerde nasıl yani özelleştirilmede nasıl başladınız? Rakiplerinizden farkınız nedir? Yani 30 havalimanından bahsettiniz ki bu büyük bir rakam. Nasıl bir fark yarattınız? Onu da sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir kere hani herkes bugünlerde şunu cümleyi kullanıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben onu zaten çok kullanırım. Her gün hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani insanların, şirketlerin veya ülkelerin her sabah kariyerleri yeniden başlıyor. Yani bizim her gün yeni gelişen sistemlere adapte olmamız gerekiyor. Yani güçlü ve akıllı olan değil, klasik hani teori, adapte olabilen hayatta kalıyor. Şimdi bir çok iyi adapte olabilmemiz lazım yeni bir sisteme. Yeni bir sistem geliyor. Biz de ne yapıyoruz? Bu yeni sistemin ne olacağını sorguluyoruz. İnşaatlarda ne olacak? İşletmelerimizde ne olacak? Yani yine inşaatlardan gidersek veya işletmelerimizden gidersek şunu görüyoruz. Bugün 100 birim bilgimiz varsa gelecek sene bunun %30'u çöpe gitmiş oluyor. Bir işe yaramıyor. Devamlı kendimizi yenilememiz gerek. Maalesef deneyimlerimizin modası çok çabuk geçiyor. Çok çabuk geçiyor. Bakın ben hani yüksek binadan da biraz bahsedeyim. Şimdi biz Dubai'de Marina 101 binasını yaptık. 446 metreydi. Çok büyük bir bina. Şimdi ben yıllar önce yine Türkiye'nin o zaman en yüksek binalarından biri 1980'lerde Çorlu konutlarını yapıyorduk. 19 katlı. İşte 19 katlı şeyle mobil pompayla 4. kata kadar betonu basabiliyoruz. Ondan sonra sabit pompa getiriyoruz. Onunla da 10. kata kadar basabiliyoruz. Geri kalan 9 kata kulenin içine çekiyoruz. Spider yeni çıkmış. Spider'a koyuyoruz. O böyle dağıtıyor falan. Müthiş bir şey. Sonra ben tabii yıllarca artık ilgilenmedik. Üst pozisyona geldik falan. Dubai'deki o şantiyeye gittim. Proje müdürüne baktım. Orada bir işletler pompa var. Böyle çalışıyor, basıyor. Kaç metreye kadar basıyorsunuz dedim. 446'ya kadar basıyoruz dedi. Bayağısın dedim ya. Fiziğin kanunları değişmemiş ama mühendislik pratikleri değişmiş. Yani siz demin çok güzel bir şey söylediniz. Tasarımda, teknik ofiste, bilgilerin, şantiyedeki bilgilerin sayılaştırılmasında filan müthiş gelişmeler var. Ama şantiyede halen şantiye. Yani orada ancak mekanik sistemlerde bir takım yapım değişiklikleri olabiliyor. Orada management değişikliği yapabiliyoruz. Çok büyük değişiklikler göremeyeceğiz. Demin İzzet çok güzel bahsetti. Drone'la ilgili mesela. Drone'la ilgili denetimlerde veya o yüksek binalarda drone'u çok güzel kullanabiliyoruz. Yani çekimlerde, takibinde, kalite kontrol takibinde falan kullanabiliyoruz. Çok güzel anlattı İzzet. Onun için ben detaylı girmek istemiyorum ama BİM'e hakikaten biz çok önem verdik. Neden önem verdik? İhtiyaçtan dolayı. Yani yurt dışında iş yapıyoruz. İşte Turner geldi. Dedi ki kardeş ben BİM kullanmazsam sana iş vermem. Yeterlik vermem. İşte aynı şekilde diğer müşavir firmalar BİM kullanıyor. Biz de bu BİM'i öğrendik. Çok da iyi oldu. Türkiye'deki genç mezun arkadaşlarımızı aldık. Onları yetiştirdik. Uluslararası platformlara yolladık. Simülasyon merkezlerine yetiştirdik.
ve çok faydasını gördük. Biz niye faydasını gördük? Genellikle havalimanı yaptığımız için işletmelerimizde, işletme bizde olduğu için biz işte o İzzet'in dediği son modüle kadar kullandık. Yani işte önce 3 boyutlu başladık, sonra zamanı ekledik, sonra işte lojistiği ekledik, maliyeti ekledik, hak edişi ekledik, işte Primavera 6'ya bağladık, oradan onu ekledik. Sonunda bakım onarımı ekledik, maintenance ekledik, işte şey varlık yönetimini ekledik, enerji yönetimini ekledik. Bu çok çok ciddi faydası oldu bize. Bir de mesela şimdi bir seyahat sıkıntısı var. Bahreyn Havalimanı'nı bitirdik. Oradaki mühendis arkadaşlarımızı Katar havalimanına göndereceğiz. Fakat gidemiyorlar. Bahreyn'de kaldılar. Ama işte iCloud'dan çok her an bilgilere girebiliyorlar. Takır takır Katar'a Bahreyn'de olarak çalışıyorlar. Bunlar gelişti. Ama ben ne olursa olsun yüz yüze görüşmenin böyle çok fazla değişeceğini zannetmiyorum. Şu anda bile teknolojiyi kullanıyoruz ama yüz yüze görüşüyoruz. Tek farkı şu, bu Zoom 2013'te kurulmuş ama biz böyle 2020'de mecburiyetten hani kullanmaya başladık. Bazı firmalar belki 200 sene önce kullanmaya başlamıştı ama bizler daha fazla kullanmaya başladık. Yani çok büyük esneklik getirdi evden çalışma. Çok büyük verimlilik getirdi. Yani biz sabah 8'e başlıyoruz, akşam 8'e kadar çalışıyoruz. Kimseye ekecek bir şeyimiz olmuyor. Yani ya meşgulüm falan diyemiyorsunuz. Açıyor geliyor karşınıza. O teknolojideki değişimler çok farklı olacak. Özelleştirmeyle ilgili konu şu. Biz şimdi bu işe başladığımızda Tepe Akfen ve Sera benim şirketim başladığımızda bir hani demin dedim böyle biz bir şey keşfetmedik. Zaten ben hep inovasyon için iki tane şey kullanırım. Yani biri örnek veririm. Birisi böyle conceptual innovation, tasarımsal bir inovasyon. Biri de experimental innovation, deneysel inovasyon. Biz mesela conceptual bir inovasyon yapmadık. Ona örnek mesela ben Mozart'ı veririm. Mozart oturur ve çalar. Experimental'e de Beethoven'i veririm. Çalar, dener, siler, çalar, dener, siler. O da mükemmeldi bu. Step by step. Biz biraz böyle experimental inovasyon yaptık. Bu bir inovasyondu. Ama zamanı yakaladık. Yani Türkiye'de bir özelleştirme ihalesi oldu. Yap, işlet, devret. Yap, işlet, devret. Parayı nereden bulacağız? 300 milyon dolar. Bunu yapacağız. Nasıl tahmin edeceğiz? Çünkü bir şey proje verdiler bize. İşte sadece 306 bin metrekare olacak dediler mesela. Neyse bunu çıkardık, onu ettik. Bankalardan şey almak için, kredi almak için işi anlatmak lazım. İşte uçak buradan giderken 15 doları biz alırız. Heathrow'dan gelirken 30 pound'u onlar alırlar. İşte duty free'de de gelirlerimiz olur, şu olur diye işletmeyi de öğrendik. Şimdi o arada baktık ki şunu gördük. Yani inşaat sektörü önemli ama mutlaka bunu işletmeye bağlamak gerekiyor. Ona bağladığın anda, yani komple değerler zincirini birbirine bağladığın anda çok daha başkalarından fazla rekabetçi üstünlüğün oluyor. Yani artık rekabetçi üstünlük sizin değişime ayak uydurabilme kapasitenizden geliyor. Yani bu çok önemli bir hadise. Hikayelerinizden geliyor. Bakın biz 2007'de halka arz olduk. Halka arz olurken biliyorsunuz roadshow'a çıkarsınız. Şirketinizi tanışırsınız. Yanımda şirketin CFO'sunu ve yatırımcı ilişkileri direktörünü aldım. İkisi de çok sevdiğim iki kadın arkadaşımız. Ondan sonra dedim ki bakın onlara siz dedim road'u anlatın yani matematiği anlatın şovu bana bırakın. Ben de şeyi anlatayım, hikayeyi anlatayım. Çünkü insanoğlu rakamlardan ziyade hikayeleri dinlemeyi seviyor. Daha çok ona adapte olabiliyor. Onun için ben de yani burada dinleyicilerimize hikayeleri anlatmak istiyorum. Şimdi bu hikayelerde biz pandemi sonrasında ne yaptık? Biz farkımızı şöyle gösterdik. Biz özellikle bir dedik ki bu adamlar tam bir kredi tarihçesi var. Krediyi alıyor, yapıyor, işletebiliyor ve ödeyebiliyor. İşte bu bir artınız oluyor. İkincisi bunlar havalimanının tabii ki yan iyi firmalar alarak ama kendi işlerinde de birlikte dizaynını yapabiliyor. Yani bizim en önemli hadisemiz in-house veya yani in-house çözümlerde çok iyiyiz. Yani insourcing veya outsourcing yerine co-sourcing yapıyoruz. Bir havalimanının komple dizaynını biz yapamayız. Ama bir havalimanının iyi bir dizaynçıyı alıp
bizim de insource ettiğimiz grupla yapabilmemiz çok daha faydalı oluyor. Çünkü biz havalimanı işletmesini biliyoruz. Biz mimarlarla bazen yarışıyorduk. Diyorduk ki, bakın diyorduk, bu kapıyı buraya açarsanız buradan hayatta bir yolcu geçmez. Bizim işletmeciler iddiaya giriyordu. Mimarlar diyordu ki, bütün herkes buradan geçecek. Sonunda bakıyorduk, işletmeciler haklı çıkıyordu. Orayı hiç kullanmıyorlardı. Onun için şimdi bizim bir farklılığımız bu oldu. Duty Free biliyoruz. Food and Beverage biliyoruz. Yer hizmetleri biliyoruz. Havayolu işletmeciliği biliyoruz. Tav IT, bizim Tav Teknoloji şirketimiz, müthiş bir havalimanı teknolojisi biliyor. Bakın size hep anlattığım bir hikaye anlatayım. Bu teknolojik sistemlerin pratik uygulamasının getirdiği avantajlarla ilgilidir. Havalimanlarında iki tane kule vardır. En yüksek binalarımızdır. Biri apron kuledir, biri hava trafik kontrol kulesidir. Hava trafik kontrol kulesi yukarıdan geçen uçakları geçirir ülkeden. Bir de yaklaşmayı yapar, piste kondurur. Piste kondurduğun apron kuleye geçer. Yani rem kulede derler ona. Apron kule hemen alır ondan sonra ve o uçağı ya açığa park ettirir remote'a ya köprüye yerleştirir. Şimdi köprüye yerleştirirse biz daha çok para kazanırız. Çünkü hem yolcu memnuniyeti açısından ama uçak şirketleri biraz da böyle uzağa park etmek isterler daha ucuzdur. Köprü parası pahalıdır. Saati $250 filandır. Biz de köprüye getirmek isteriz. O zaman bu iki kule arasında çok iyi bir sistem yapmak gerekiyor. Onlar dedi ki biz dedi bu iki kuleyi dijitalleştirelim. Bizim Tav Teknoloji bana geldi. Benim de şöyle bir tezim vardı. Bilmediğin işi dijitalleştiremez. Yani bir mühendis bu şeyi bilmese BİM'i kullanamaz. Şantiyeyi bilmese, nasıl yapıyorlar, dizaynı bilmese, demin çok güzel söyledi ya, dizayn clash'ları bilmese bu BİM'i kullanamaz. Yani dizayn clash bizim havalimanlarında yatay binalardır genelde. Başımızın belası. Statikçi geliyor, bagaj handling'in ortasına güm diye kolunu koyuyor. Ondan sonra değiştirmem diyor. Yani viraj mı yapacağız bagajlara? Şimdi bu iki kule arasındaki itiş kakışta bizim çocuklar biliyorlar, teknolojideki çocuklar. Çünkü onlar iki kulede de çalışıyorlar. Bana dediler ki, Sarı Bey dediler, bu iki kule konuşuyor ya. Devamlı telefonla konuşuyor. İşte Tango Charlie, Tango Victor Alpha landed diyor. Öbürü alıyor. Bakıyor bilgisayarına giriyor. Tango Charlie, Tango Victor Alpha'nın kanat açıklığı nedir, tipi nedir, hangi köprüye girebilir. Çünkü her uçak her köprüye giremiyor. Kanat açıklığı. İşte D tip uçaklar var, E tip uçaklar, F tipi, C tipi. Neyse. Şimdi ben dedim ki ya bunların bilgisayarları yok mu? Ha, onlar dedi ki ya bilgisayarları var. Ondan sonra daha ne istiyorsun? Yok biz dediler dijitalleştireceğiz. İki kuleyi dedi. Otomatik olarak online konuşacaklar. Her şey değil. Okay, peki yapın dedim. Dediler ki bana hiç unutmam. 250 bin euro lazım. Niye? İşte biz bunu yaparız ama algoritmasını yazmak için İstanbul Teknik Üniversitesi'nden destek alacağız. Döner sermaye para yatıracağız. Ben dedim bırakın ya telefon açmaya devam etsinler. Onları yani dijitalleştirir ne olacak? Şimdi fakat sonra bunlar yaptılar tabii. Verdik ödeneklerini. Yaptılar. İnanın biz bir köprüye 8 tane uçak alıyorduk. Sadece. 8 tane uçak. Anında 12 uçağa çıktı. Biz yırtınıyorduk. Telsizler o onu şey yapıyor. Kompüter. Yok. Otomatikman 12 uçağa çıktı. Yani %50 arttı. Kaç lira biliyor musunuz bu artış? Yılda 20 milyon dolar. Yani teknolojinin basit bir uygulamasıdır. Aynı şekilde inşaatta da bu BİM'in 6. ve 7. dimensionlarını, boyutlarını kullanarak biz bakım ve onarımda müthiş bir şey yapıyoruz. Verimlilik sağlıyoruz ve müthiş giderlerimizi kısıyoruz. Ha bu ne olacak pandemi sonrasında? Bunların biz izliyoruz şimdi. Hangisi hızlanacak? Aynı o bizim mimarla işletmecilerin çelişkisi gibi. Hangisi hızlanacak? Hangisi ne olacak? Sorguluyoruz. Çünkü bundan sonra ne olacağı aslında insanların seçeneğine bağlı, seçimine bağlı. Yine havalimanlarından örnek vereyim. Kim uçacak? Kim 6 ay sonra uçmaya başlayacak? Kim duty free'den alışveriş edecek? Kim yiyecek, içecek veya yemeyecek veya duty free'den alışveriş etmeyecek? Bu müşteri expectation'ını bekliyoruz. Davranışını bekliyoruz. Aynı şekilde evet. İnşaatlarda da müşterilerimizin davranışlarını bekliyoruz. Yani şimdi parasını ödememeye çalışan müşterilerimiz var. İşte suspend edenler var. Ama suspend ediyor ama sen çaktırmadan devam et diyor bunu dinleyen arkadaşlar. Şimdi onlarla mücadele ediyor. Bizim tam inşaatın içinde öyle mücadeleleri başladı. Siz bu işlerin içindesiniz. Bu pandemi döneminde çok akıllı gidip
giderlerimizi kısıp, claimlerimizi almaya çalışıp, sizin dediğiniz gibi kesinlikle sağlık önce geliyor. Yani çalışanlarımızın ve yolcularımızın ve müşterilerimizin sağlığı. O tedbirleri alıp yolumuza devam edeceğiz. Doğru, evet. Çok teşekkürler. Şimdi sorulara başlamadan önce şey olarak bir kısa bir özet vermek gerekirse, bu biraz İzzet Bey de bahsetti bundan. Bu zor zamanlarda bizim sektördeki herkesin hem ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirme çabasına hem de projeleri sekteye uğramasın diye gayretine ben açıkçası şapka çıkartıyorum. Biz global bir firmayız. Yani dünyanın her hemen hemen her ülkesinde işimiz varsa ben Türkiye'deki gibi bir özveri yani ilerleme açısından olmadı. Yani ben şahsen buna şahit oldum. Hindistan'ından Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar. Yani bu özveri gözümüzden kaçmamalı diye düşünüyorum. Eminim sizler de öyle düşünüyorsunuz. Yani bakın burada bir şey söyleyeyim. Çok iyi hatırlattınız. Sağ olun. Uluslararası her taraftan bilginiz var. Bunu da söylediğiniz bir uluslararası şirketin Türkiye direktörü olarak. Abu Dhabi Havalimanı'nı yapıyoruz. Yemin ediyorum, isim vermeyelim. Project Manager kaçtı. Bir kişi bıraktı. Designer kaçtı. Bir kişi bıraktı. Ama bizi evlerinden yazıyorlar. Ama bizim çocuklar aslan gibi şantiyedeler hala. Anlatabiliyor muyum? Ve Türk çocuklar. Yani bunu bu dediğiniz çok doğru bir örnek. İzzet'e de çok katılıyorum orada. Yani bizim DNA'mızda, kromozomlarımızda çok farklı bir şey var. Doğru. Mevcut belirsizlikler inşaat firmalarını hızlı bir şekilde rotayı değiştirmeye zorlayabilirken yani proaktif plan geliştirmenin ve bunu gerçekleştirecek iyi insanlara sahip olmanın artık eskisinden çok daha fazla gereklilik olduğuna inanıyorum ben. O inananlardanım. Covid-19 krizini en başta yaşadığımız ilk günleriyle şimdiki durumumuzu kıyaslarsak tepkimiz çok daha farklı ve daha iyi. En başta tamamen bir belirsizlik vardı. Şu anda daha böyle ayaklarımız bir yere basacak şekilde ilerliyoruz. Çünkü sektördeki firmaların artık iyi kötü bir planı var. Şimdi herhangi bir nedenden dolayı planda değiştirmek istediğimiz bir şey görürsek bu değişiklikleri planlayabilir ve eskisinden yaptığımızdan çok daha hızlı uygulayabiliriz. Bence Covid-19 bize bunu öğretti. Umuyoruz ki güçlü şekilde inşallah bu sıkıntıyı da bir tecrübe olarak geride bırakacağız. Soru cevap kısmına geçmeden önce bu zamanlarda bizlerin de hemen cevaplayamadığımız sorular olacaktır. Doğal olarak ne zaman bitecek sorusu belirsizlik zamanlarında insanın cevabını bilmek istediği en önemli sorudur. En kötü ne zaman olacak, ne kadar sürede işler normale dönecek soruları da peşinden gelen sorulardır genelde. Bu soruları ne kadar cevaplamak istesek de cevaplama tuzağına düşmemek lazım diye düşünüyorum nacizane. Ayrıca güven ve umutlu mesaj vermek bugün herkesi rahatlatsa da sadece kriz sonunda tamamen kredi kaybına neden olabilir. Tersine bu soruya cevap vermeyerek konumuzda sarsılmaz bir güven sağladığımız bu markette bu şekilde devam etmek isterim ben kendi adıma. O yüzden bu hatırlatmamı düşünerek şimdi soruları almak isterim. Kısaca çünkü zamanımız 15 dakika zamanımız kaldı. Sorulara bakıyorum şu anda. Kısa cevap alabilirsek sevinirim. İlk başta bir Caner Yeniyurt Bey'den gelmiş. Merhaba, ODTÜ İnşaat Mühendisliğinden 6 sene önce mezun oldum ve 5 senedir yurt dışındaki büyük projelerde çalıştım. İnşaat sektörü proje bazlı olarak ancak Afrika ve Türkiye coğrafyalarda yer alabiliyor çoğunlukla. Bu iki bölge dışından da proje alan iki şirketin tepe yöneticisine sormak isterim ki Türk inşaat şirketlerinin gözü gelişmiş ülkelerde mi? Batı ülkelerindeki rekabet şansımızı, sektörün dijitalleşme sürecini ve sektördeki çalışan verimliliğini nasıl değerlendiriyorlar? Acaba merak etmekteyim. Bu şansı sağladığınız için teşekkür eder. Sağlıklı yarınlar diliyorum. Saygılarımla demiş. Hanginiz cevap vermek istersiniz? Ben şu kısaca İzzet de hemen söyler. Şöyle söyleyeyim. Biz mesela Paris'te Charles de Gaulle Havalimanı'nda, bizim ortağımızdır onlar havalimanlarında, Aéroport de Paris'in genel müdür binasını yaptık. Gayet şekilde yaptık. Aynı şekilde şimdi Amsterdam Havalimanı'nı yapıyoruz. Yani bunlar Batı'nın şey olmuş, bayağı gelişmiş, en gelişmiş iki ülkesinde o standartları yapıyor. Ama niye yapıyoruz? İşte bunu çok samimiyetle sizinle yüzünüze söyleyeceğim. Çünkü ben Turner'la 3-4-5 şantiyede çalıştım. Yani işte uluslararası bir müşavirle çalışınca, biz de uluslararası kurallara uyunca, uluslararası teknolojiyi kullanınca, uluslararası kontratları hakim olursak oralarda iş alabiliyoruz, yapabiliyoruz. Yani
Orada büyük bir sorun gözükmüyor ama gelişmekte olan ülkelerde devam etmek çok daha güzel. Çünkü para orada. Yani direkt işin finansal para oralarda. Oralara gitmekte fayda var. Evet. İzzet Bey, siz bir şey eklemek ister misiniz? Bey çok güzel ifade etti. Yani birkaç cümle eklersem, mesela Orta Doğu'ya baktığımız zaman bugün, mesela Orta Doğu'da bir sıralama yaptığımızda müteahhitlik piyasasında Orta Doğu projelerinde Koreliler %21'i tutuyor. Çinliler %17'yi tutuyor. Türkiye %8'i tutuyor. Afrika'ya baktığımızda Türkiye orada %5 tutuyor. Fakat şöyle bir güzel durum var ki Sani Bey bunu iyi biliyor. Şimdi tabii buna hemen biz Türk'ün olarak hemen girelim demiyoruz. Tabii düşünüyoruz, fizibilitelerine bakıyoruz ama genelde yurt dışından Türkiye'deki birincilik müteahhitlerine ciddi joint venture teklifleri geliyor. Afrika'da iş yapmaları için. Kesinlikle. Yani genelde orada öyle bir durum. Sani Bey de benden daha iyi biliyor bu konuyu. Yani böyle bir enteresan durum var. Tabii biz de Türk firmaları olarak temkinli, cautious olmaya çalışıyoruz. Yani çünkü cash flow bizim için çok önemli. Hangi ülkede iş yaparsanız tahsilatınızı yapabilir misiniz? İstikaklarınızı alabilir misiniz? Claim durumu gerektiğinde claiminizi idare öder mi vesaire. Dolayısıyla şu anda yalnız pandemiden sonra naçizane şöyle bir durum gelişebilir. Nispeten Türk müteahhitlerimiz daha yakın ülkelerde iş yapmayı tercih edebilirler. Yani çünkü bir şekilde bu hands-on bir meslek, hands-on bir iş. Yani devamlı uçmanız gerekiyor, yakın durmanız gerekiyor. Ne kadar yönetiminiz kuvvetli de olsa delege de etseniz bizzat üst yönetimin çok yakın takip etmesi gerekiyor. Dolayısıyla çok uzak mesafelere uçmak, yani 3 saatin üzerinde olan mesafelere uçmak biraz inefficiency, yani verimlilikte sıkıntı getirebiliyor. Onun için genelde benim naçizane tahminim Türk firmaları özellikle birincilik hep yakın ülkeleri seçmeye çalışacaklar. Tabii o fırsatları değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Evet. Güzel bir soru daha gelmiş. Teknoloji hakkında birkaç soru var ama onu zaten konuştuk diye başında sorulmuş sorular. Onu sormayacağım ama. Yasin Asil Bey'den gelmiş. Merhaba. Önümüzdeki dönemde uluslararası PPP, EPCP, EPCP, EPCF ve BOT projelerde TAV, ALARCO güç birliklerini görebilecek miyiz? Tabii ki görebiliriz. Biz ALARCO ile zaten çok yakın dostuz. Yani ama dostluğun dışında bu ortaklık şöyle bir şey. Yani 1+1 11 ediyorsa ortak olacaksınız. 1+1 2 ediyorsa ALARCO'nun bana ihtiyacı yok, benim ona ihtiyacım yok. Ama biz bir havalimanı işletmeciliği de olduğumuz için ALARCO da Türkiye'nin hakikaten en önemli firmalarından birisi olduğu için her zaman ALARCO ile birlikte olmak bizim için şereftir. Aynen. Bizim için de büyük şereftir. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. Bilun Tezcan'dan bir soru var. Pandemi sürecinde Türkiye sağlık sistemi konusunda tüm dünyaya kendini tanıtma fırsatı buldu ve bu süreci lehine çevirdi. Hem TAV hem de ALARCO şirketler grubu sağlık sektöründe yatırım yapmayı düşünüyor mu? Ben gireyim yine istersen İzzetciğim. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Çünkü biz sadece, yani tamam biz de bir holdingiz, halka açık bir holdingiz ama mesela ALARCO Holding gibi değiliz. ALARCO Holding işlerini çeşitlendirmiş. Biz sadece havalimanı yapıyoruz. Tamam duty free şirketimiz var, teknoloji şirketimiz var, güvenlik şirketimiz var ama hepsi havalimanında. Onun için biz havalimanın dışında herhangi bir yatırıma girmeyi düşünmüyoruz. İzzet Bey? Bizim hastane inşaatları konusunda geçmiş bir miktar tecrübemiz var. Ancak bu o sektöre girmemiz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla o apayrı bir sektör. Yani healthcare dediğimiz sektör, sofistike bir sektör. Biz turizmde iyiyiz. Turizmde büyümek istiyoruz. Yani turizm teşkilatımız özellikle endüstri mühendisliğine çok değer veren bir teşkilat. Ve bizim turizm grubumuzda gerçekten bir nevi endüstri mühendisliğinin turizme olan aplikasyonu çok kuvvetli uygulanıyor. Yani o turizm mühendisliğinin içerisinde bayağı bir ciddi stokastik prosesler ve bir yöne eylem araştırması var. Bir operations research hadisesi var. Dolayısıyla bizim sektörlerimizde biz turizmde büyümeyi hedefliyoruz. Yani şey yerine, sağlık yerine. Evet, herkesin aslında kendi konusunda iş yapması her zaman daha doğru bir, yani bir servis, yaklaşım olacak. Bir service industry olarak baktığınız zaman o tarafta. Evet. Yani inovasyon yapabilmeniz için uzman olmanız lazım. Kendi konunuzda uzman olursanız fokuslanabiliyorsunuz konuya ve ondan dolayı havalimanı içinde biz devam edeceğiz. Doğru.
Ozan Kaplan Bey bir soru sormuş. Merhabalar, bu katastrofik süreçte yalın inşaat üretimiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? İnşaat projeleri için inovatif bir yalın üretim anlayışı yüklenicilerimiz tarafından nasıl uygulanabilir, duruma gelebilir? Teşekkürler diye. Bilmiyorum, sizi yani, biliyorum Sani Bey, sizin bu konuya aşina olduğunuz. İzzet Bey yalın konusunda bir şey söylemek isterse ikiniz de, ben de bir şey söylemek isterim bu konuda. Sonra. Siz söyleyin. Başlayın isterseniz Mehmet Bey, buyurun. Sizin çok uzman olduğunuz bir konu. Evet, sizin uzmanlığınız bu. Evet, bazen bu yalını biz Türkiye'de inşaat sektörüne uygulamaya çalıştığımız zaman, ki biz bunu diğer ülkelerde uyguluyoruz, sektörümüz biraz rigid davrandı. Hatta bazı işverenlerimiz, yani müteahhitin işine bu kadar karışmayına kadar geldi açıkçası. Ama faydası görüldüğü zaman herkesin alışa geldiğinden farklı şey yapması, ufak şeylerin çok daha katkı sağlaması açıkçası şu anda ispatlama durumundayız biz. Finans merkezi şantiyemizde de bunu birebir uyguluyoruz. Keza cam fabrikaları projesinde de bunu elimizden geldiğince uygulamaya çalıştık. Yani bunu bir inşaat sektörü, yani fabrikalarda çok uygulanan bir konuydu ama artık inşaat sektöründe de uygulanabilme durumu var. Ve bunu Türkiye'de de öncüsü olmak istiyoruz ve öyle durumdayız açıkçası. Şu anda çok inşaat firması bu konuya çok girmiş değil. Ama bazı projelerimizde, bizim İstanbul'da yaptığımız bir projemize de bu denendi. Bu artık bir israfı engelleme yolu diyelim. Bu israf işverenlerin cebinden çıkan para. Bunu minimuma indirdiğimizi ispatladığımız zaman sektörde daha da fazla yayılacak. Bunu artık bir case study gibi Türkiye'ye ispatlayana kadar da zorlayacağız. Açıkçası ben bunu demek istedim burada. Siz eklemek isterseniz bir şey yapabilirsiniz. Bir başka soru da şu an üniversite okuyan öğrenciler neler öğrenirsiniz? Süreci nasıl değerlendirmeliler? Bence güzel bir soru. Valla ben bu soruya, ben üniversitede biraz meraklıyım, gidip anlatıyorum. Ben bu soruya şöyle bir cevap vereyim. Bir kere Türkiye'deki gençlerde şöyle bir sıkıntı var. Yani 18 ile 22 yaş arasında üniversitede okuyorsunuz. Gencecik bir insansınız. Ve o 18 ile 22 yaş arasındaki okudukları üniversitenin adına veya bölümün adına öyle bağlı kalıyorlar ki 40 yıllık iş hayatlarını, Allah ömür versin hepsine, onun etrafına kuracaklarını zannediyorlar. Halbuki üniversite bittikten sonra yaşamın öğrencisi oluyorlar. Yaşamın öğrencisi olduktan sonra, yani her 4 yılda bir diploma alacaklar. Her 4 yılda. Yani biz buna, ben şey diyorum, Hazerfen diyorum. Hani Hazerfen Ahmet Çelebi vardır. Şeyden, Galata Kulesi'nden Doğancılara uçtuğu söylenir. Şimdi evet. O Hazerfen, Hazer Farsça bin demek, Fende Arapça fen demek. Yani bin fenli, bin bilen, her şeyi bilen. Yani insanların Hazerfen olması lazım. Her şeyi bilmesi lazım. Yani Leonardo da Vinci'ye bakıyorsunuz, hani hem mühendis hem astronomi biliyor, hem mimar hem ressam hem şey. Yani beyinlerinin rengarenk olması lazım. Eğer bizler gibi, sizler gibi C-level olmak istiyorlarsa, üste çıkmak istiyorlarsa, kilitlenmesinler oraya. Yani ve dünya bilir işte İzzet, dünyanın en büyük bankacılarından bir tanesinin 2 numarası arkeolog, öbür bir bankanın 3 numarası tarihçi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu her şeyi bilecekler. Hele hele böyle bilginin dediğim gibi çok hızlı değiştiği, deneyimlerin çok demode olduğu, anında demode olduğu bir dönemde, hani hiç bunu düşünmesinler, okullarını bitirsinler, oradaki o platformu çok iyi kullanmaya devam etsinler. Ben öyle söylüyorum. İzzet Bey? Müsaadenizle ben şöyle söyleyeyim. 3 tane faktörden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bunların meslek sevgisi, bir tanesi sektör sevgisi, bir tanesi de mentor seçimleri. Yani 20 yaş grubundaki arkadaşlara tavsiye edebileceğimiz şey bu olurdu. Yani birincisi meslek sevgisi. Örnek diyelim ki arkadaşımız makine mühendisi olarak mezun oluyor. Mesleğini seviyor. Fakat makine mühendisinin kendi içinde de işte ısı transferi var, combustion engineering var vesaire, bakım alanı var. Yani arkadaşım makine mühendisi olduktan sonra havalimanı şantiyesinde mi çalışacak, bir tekstil fabrikasında mı çalışacak, bir hastanenin bakım alanı işletme teşkilatında mı çalışacak? Dolayısıyla meslek sevgisi ve sektör sevgisi böyle iç içe geçen iki ayrı faktör. Ve genelde ben şunu görüyorum. Aynen Sani abinin dediği gibi sektörü çok seven bir insan, belli bir sektörü, o sektördeki diğer disiplinlerle çok iç içe olduğu için çok şey öğrenmeye var. Yani mesela diyelim ki makine mühendisi bir hastanedeki bakım onarım
şefi oldu. Oradaki diyelim ki her türlü elektromekanik işlerden sorumlu. Şimdi orada o sağlık sektörünü, hastane sektörünü sevdiği zaman doktorlarla iletişimi geçiyor, oradaki muhasebilerle geçiyor, oradaki hukukçularla geçiyor. Bir şekilde yani o sektörün içerisindeki bütün disiplinlerle aşina oluyor. O sektör sevgisi çok önemli bir şey. Bir de hayatta mentorlar çok önemli. Mesela Sani Bey benim oğlumun mentorlarından biri. Bana da yaptı. Yani gerçekten abimiz. Yani Sani abi diyorum, burada da sevgiyle söylüyorum. Yani öyle yapmacık bir şey değil. Sağ ol İzzetciğim, sağ ol. Şimdi yani mentorship şöyle önemli. Değişik konularda mentorluklar almaları bence güzel bir şey Mehmet Bey. Yani mesela bir mentorship ne olabilir? Tıp konusunda bir doktor, bir cerrah arkadaşımızın mentoru olabilir. Abilik yapar. 3 ayda bir çay içerler, kahve içerler ama 3 ayda birlik sohbet çok önemlidir bence. Veya bir muhasebe uzmanı, mali uzman, bir hesap uzmanı, bir maliyeci kendisinin mentoru olabilir. Veya bir avukat üstad, bir hukuk uzmanı kendisinin mentoru olabilir. Değişik disiplinlerden, değişik bir dövüş sanatları ustası, bir kung fu ustası kendisinin mentoru olabilir. Yani değişik disiplinlerden, değişik mentorluklar insanların çok şey öğrenmesini sağlar Sani Bey'in dediği gibi. Yani çünkü bugün demin açtım, bir dizayn koordinasyonuna da bahsediyor. Yani bugün psikologunu, sosyologunu, doktorunu, anlatabiliyor muyum? Tüm disiplinleri devreye soktuğunuz zaman daha sağlıklı bir dizayn çıkıyor. Çünkü çok fikir topluyorsunuz, konfirmasyon alıyorsunuz, yanlış yapmamaya çalışıyorsunuz. Yani bir yerden sonra bir de şöyle enteresan bir şey var. İnsanlar belli bir yaşı geçtiği zaman hata yapmamaya çalışıyorlar bu sefer. Yani risklerini azaltmaya, bu çok doğal bir refleks. Yani mesela 40 yaşındayken daha riskli şeyler yapabiliyoruz. Ama mesela ben şimdi 59 yaşındayım. 59 yaşında daha az risk alıyorum. Çok doğal bir şey bu. Ve daha az risk almam demek daha çok bilgi toplamam demek. Daha çok danışmam demek. Diye açıklamaya çalıştım. Bilmiyorum. Faydalı oldu mu? Yok, teşekkürler. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Bir şey ekleyebilir miyim? Şöyle örnek olarak veriyorum. Profesör Mehmet Toner var. Benim çok da sevdiğim bir dostumuz. Harvard ve MIT'de kürsüsü var. Bir tıp profesörü. Bu kanser araştırmalarında, yani bu kandaki kanser tespitinde bir çip geliştiriyor. Muhteşem bir birisi. Türkiye'nin medarı iftarı. Tıp profesörü. 1978 İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi mezunu. Yani bunun insanlara güzel bir örnek olacağını söylemek istiyorum. Doğru. Doğru. Yani zamanımız yok ama çok güzel bir soru geldiği için onu eklemek istiyorum. Gülşah Sağbaş'tan gelmiş. Son durum itibariyle Kuzey Amerika ve Avrupa'nın her anlamda Çin'den uzaklaşacağı ve Türkiye'nin bu boşluğu doldurabileceği düşünülüyor. Ciddi bir ekonomik kriz beklediğimiz bu günlerde sizce Türkiye bu şekilde krizin yükünü hafifletebilir mi? Biraz geniş bir ekonomi sorusu. Örnek vereyim Çin konusuyla ilgili. Yine bizim havacılık sektörüne girerek Asya'da 20 yıl içinde 500 bin pilot ihtiyacı var. Ve onu şimdiden çalışmaya başladılar. Biz mesela tab olarak Almaty Havalimanı'nı aldık yeni. Hem de bu Covid döneminde, yani yolcuların sıfıra düştüğü dönemde. Neden? Çünkü Kazakistan Almaty Havalimanı, Kazakistan Orta Asya'nın en büyük ekonomisi. Ve yeni İpek Yolu denilen Çinlilerin kuşak ve yol projesinin en önemli merkezlerinden birisi. Yani dünyadaki ekonominin merkezi, ağırlık merkezi Çin'e doğru kayıyor. Ama bu bizim nesile biraz saçma geliyor. Yani koskoca Amerika diyoruz filan. Fakat baktığınızda tarihe, sıfırdan başlatalım. 20 tane yüzyıllar, bu 20 yüzyılın 18'inde zaten Çin dünyanın en büyüğü. Sadece 200 yıl yok. Yani onun için olaya öyle sürpriz gibi bakıyorlar. Türkiye'de o yeni İpek yolunun en önemli geçiş hatlarından birisi. Onun için Türkiye bu ekonominin doğuya kayışında çok güzel bir orta noktada konumlanıyor stratejik olarak. Evet, güzel bir cevap oldu bu. İzzet Bey, siz bir şey eklemek ister misiniz bu konuda? Hem mühendislik gücümüz hem üretim kalitemiz çok yüksek olduğu için yani bir takım imalatlar buraya kaydığı takdirde çok çok verimli olacağına inanıyorum. Bir takım imalatların da kayacağını zannediyorum şahsen. Yani orada %3'lük bir kayma bile olsa Türkiye ile Batı'nın ticaret hacmi çok değişir yani. Anladım. Çok fazla soru geliyor. Ben ama yani zamanımızı da aşmak da istemiyorum. Hepiniz tabii işleriniz de var. Soru soranlara da çok teşekkür ederim. Açıkçası gayet de güzel olduğu, katılımın da yüksek olduğu bir toplantı oldu.
Siz duayenlerimize, abilerimize öncelikle zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Son bir şey söylemek isterseniz Sani Bey. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. İşlerinde de başarılı olmalarını diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bugünlerde sağlık birinci konu. Doğru söylüyorsun. Buyurun Zahit Bey. Ben de hepinize, tüm izleyicilerimize, tüm ülkemize, tüm hepimize ve ailelerimize, hepimize cümleden Yüce Allah'tan sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur, uzun ömürler, bol şanslar, bereketli günler diliyorum. Sağ olun, var olun hepiniz. Çok teşekkürler temenniniz için. Çok teşekkürler. Çok güzel oldu gerçekten. Yakın zamanda yüz yüze görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Sağ olun.